Ben yine spontane gideceğim ya. Selamlar İnşallah. arkadaşlar, selamlar. Merhaba, Geldik merhaba, merhaba. Natrezimlerin ikinci bölümüyle. Natrezimleri ikinci bölümü, gerçi biz geçen hafta bir kısmına girdik dedik ama tekrar üzerinden bir geçiş yapacağız. Biraz da teori üreteceğiz. Bunun yanı sıra dileğiniz olursa ekstra sorular sorabilirsiniz. Konu dışı sorular sorabilirsiniz. Buradan uçuk teoriler üretip abi ne düşünüyorsun bu konuda ya da ne düşünüyorsunuz bu konuda gibi geyikler yapabiliriz. Yani biraz daha açık oynayabiliriz kartlarımızı. Ben kısaca bir şeyini söyleyeyim. Hani ana temasını söyleyeyim bunu. Ana tema derken grup gibi oldu. Neyse. Anasema. Grup olan. Evet, grup olan değil. Konunun Gerçekten. hani yayının ana temasını aktarayım sizlere. Legion'ın yenilenmesine kadar yani çünkü biliyorsunuz bir önceki bölümde bahsettik Legion'la birlikte işbirliği içindeler. Hatta Murat Hanım çok kızıyor Legion bitti diyenlere. İşte şu an Legion bir reforging döneminde. Bu bölümde Natrezimler Yok, nasıl bir... onu öyle söyleme çünkü kafalar karıştı. Demonlar diyelim biz ona, yoksa kafalar karıştı. Tamam neyse Natrezimler nasıl bir rol alacak onu konu alacağız. Arthas'ın özgür kalması ve Sylvanas ile düzenlerin yok edilmesi bu konuya gireceğiz. Varim Atras, son kalan Dreadlord sanılması. Bunlar biraz daha dediğim gibi aslında bahsettiğimiz şeyler daha çok Azeroth şey ama burada biraz daha Shadowlands'e teorileri üretip o konulara gireceğiz. Genel olarak daha sonra hani artık konu sonunda Dreadlord'ların başlıca yaptıkları hani icraatları nelerdir gibi. Legion'dan önce Illidan'ın Nathreza baskını ve gezegenin yok edilmesi. Varim Atras'ın son hali yani o Antorus raidindeki hali, mesajlar göndermesi, Shadowlands, Sylvanas bağlantısı. Buraya yazılmış, ben bunu okumak zorundayım. İstiklal Marşı ve kapanış diye. Sonlandıracağız. İşte Arkadaşlar onu ben. genel Girişi olarak ben yapmadım. bu şekilde. Evet abi Legion buradaki Legion bizim geçtiğimiz expansion'daki Legion'ın hani yenilenmesi değil. Hani geçtiğimiz expansion'a yenilenmesi. Hani insanlar hani Murat Han'ın dediği o yanlış anlaşılmama kısmı o olsun. O zaman biraz da Murat Han'ın nasıl söyleyeyim Eyvah. uzmanlık alanına dahil olduğu için konu ona yöneltelim. Abi Kadimler Savaşı ve daha sonra Mount Hyjal Savaşı'ndan sonra Legion'ın Azeroth üzerindeki etkisini bir nebze azaltması ve Legion Expansion'ına kadar olan bölümde neler yaşandı genel olarak? Natrezimlerin buradaki rolü neydi? Sana soruyorum. Nasıl yani ama? Neler yaşandığından kastı Azeroth'tan neler olduysa Komple abi, nakledin. komple. Yani sen bu konuya dair üstüne konuşulması gerektiğini düşündüğün ne varsa. Çünkü dediğim gibi biz birçok şeye giriş yaptık ama atladığımız detaylar olabilir. Senin abi Esas bak bu... olarak pardon. Scarlet Esas Crusade olarak mevzusu bitkinin var. neden bitmedi onu anlat bence. Sen onunla ilgili fikirlerin baya bununla ilgili bilgi de verir yani. Ya bir kere Blizzard'ın kendi söyledikleriyle çelişmesi falan var yani. Ya da Ha, neden? yanlış cevaplar vermesi. Mesela 2016 Legion BlizzCon'unda şu an adını hatırlayamadığım Lord Developer'ına soruyorlar işte Arkimat ne oldu hani öldü mü diye. Adam lafın çevresinden dolaşıyor 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 dolaşıyor. Ya bir şöyle yaptık ama şöyle de olabilir hani belki ölmemiştir belki geri gelir belki alternatiftir ya bilemiyoruz falan hani. Sonra Trigedy'nin öldüğü lokasyonun tam olarak belli olmaması. Eğer bu ikisi kesin olarak öldüyse bile geride kalan Dreadlord'lar var. Mesela Nathrezim var diyorum bugün konu. Hani ben hep şunu söylüyorum zaten. Yenilen pehlivan diyoruz ya. Güreşe doğru. Hani 3 defa yenilmişler. Bir Legion birliği olarak olmasa bile bir Nathrezim önderliğine tekrar bir saldırı ya da mesela bu kez saldırı değil. Gerilla taktiği şeyler görebiliriz yine. Ya da Shadowlands'te bir karşılaşma olursa belki bir noktada o Demon gemilerini yanımızda görürüz. Lore'un ilerleyen bir tarihinde. Bilemiyorum. Nathrezim'in de hani durum gerektirdiği zaman çok rahat taraf değiştirdiğini zaten konuştuk. Yani Demon'lar şey diyor zaten hani mesela Faceless One'lar gibi ölümüne servitude falan değiller. Mesela Tamam. Legion'da saldırırken şey diyorlar işte bütün evreni ateşle temizleyeceğiz falan. Onlar da sana geri sınama gibi falan.
Ama tabii bir de kaos işlerine geliyor. Ve hani dediğim gibi Sargeras olduğu sürece zaten bu evreni yakarak yok etmelerinden devam edeceğini düşünmüyorum bu isteğinin Sargeras'ın. Çünkü tahminen City of the Pantheon'da şu an diğer titanların beynini yıkıyor. Darlıyor onları konuşarak diye tahmin ediyorum. Darlıyor. Bakın, bilmediğiniz böyle şeyler var. Hiçbiriniz bir şey bilmiyorsunuz diye konuşuyordur bence hatta. Hiçbiriniz bir şeyden haberi yok diye. Bilmiyordan ziyade reddetme durumu sanki söz konusu ya. Evet hani hiç umursamıyorsunuz. İlgilenmiyor. Yani çünkü bilmiyor olabilirler mi abi yani? Yok, Void Lord'lar o kadar bilmiyorlardı da hani Sargeras farkındaydı. Anlattı onlara. Ama işte onlar da pek sallamadılar. Sen çok üstlerine yani durmadılar. Sallamama değil de metodu kabul etmeme durumu. Evet. Çok aşırı geldi. Evet. İşte Ayanar şey dedi yani biz yaşamı korumak için yemin ettik falan. O yüzden de Sargeras'la çatıştılar. Hani Warcraft 3'ten düzine kadar hani bilinen iki tane Dreadlord geliyor aklıma. Bir tanesi Balnazar. Scarlet Crusade'i korrupt ediyor. Ama o mesela daha çok perde arkasında olduğu için hani biraz üçüncü kaynaktan bilgi olarak geliyor. Ama mesela Malganis Wrath of the Lich'te ortaya çıkıyor tekrar. Değil mi? Evet. Hem de Scarlet Crusade'in içinde yine. Malganis aynen. Değil ama Scarlet Crusade'in içinde çıkan. Balnazar. Hayır ama Wrath of the Lich King'de de bir küçük bir Scarlet Crusade yerleşimleri vardı ya Northrend'de. Orada da Malgas çıkıyordu. Bir tane Scarlet Crusade'in. Scarlet Onslaught. Ama Scarlet yani Onslaught, evet. O ne nasıl? Dur hemen emin olalım. Scarlet Onslaught, evet orası Scarlet Onslaught. Scarlet Onslaught da Balnazar'ın şeyini hatırlayamadım ben. Bir tazelesene beni. Vanilla boyunca bütün Scarlet Crusade'in bu kafayı sıyırmasının sebebi Balnazar ya. Hani öyle mi? Şöyle o konu Eşpiringra falan da giriyor da hani Mograin kardeşlerin birbirlerini öldürmesine ve evet Eşpiringra şeyinde çizgi romanında geçiyor. Evet hani Onslaught'taki Malganis doğru diyor. Evet. Aa. Hani biz Wrath of the Lich King'de doğrudan Malganis'i bir görüp doğru okuyoruz. O tarihten sonra başka Dreadlord yok diye hatırlıyorum Nijin'e kadar. Hı hı. Hani Balnazar ve Varimatras dışında varsa söyleyin ama. Yok çünkü... yine Wrath of the Lich King'de Hordesan Varimatras'ı görüyorsun o ayrı. Hmm. Ha evet şey olarak ama yani. Questline'da. Questline'da. Hatta Sargeras'ı çekmeye çalışıyor da onu nasıl yapıyor o da hala ilginç bir konu yani. Neyine güvenerek oradan neye güvenerek Sargeras'ı çekmeye çalışıyor? Nasıl bir güce güvenerek? Undersea'ye yani tamamen kendi gücüyle değil mi? Ya öyle tabii. Deniyor da o biraz şey oldu orada ya. Hani Sylvanas'ın yaptığı bir eylem vardı. Redgate'de. Orada biraz nasıl söyleyeyim? Günah keçisi ilan edilip. Yok yok. Ben şeyi kastettim. Onu zaten biliyorum da benim ilgilendiğim nokta şu an. Sargeras çekmek için bu kadar güçlü aldım. Şöyle özel şeyler lazım derken. Eyvallah böyle... ama bilmiyorum yani. Ona kalkışmasa çok ilginç yani. Direkt kendi gücünü koparak. Ama şimdi o da şeye bağlayabiliyoruz ya. Abi Nathrezim'lerin tam gücünü ne zaman nerede görebildik ki yani? Evet. Yani tam böyle release etmediler yani hiçbir zaman kendi. Hatta evet, galiba neredeyse çünkü Sargeras'ın sesini de duyuyoruz yani şey olacağı zaman tam ritüel başarısız oldu. Hı-hı. O kadar çekebilmiş yani bu tarafa aslında Sargeras. Evet, evet. Beni başarısızlığa uğrattın diye. Oyunda o tarihe kadar Sargeras'a ilk dövüşümüz o da Varimatras'ın bu cümlesine denk geliyor. Garibim. Yani, zaten evet. Ondan sonra da Varimatras çok ciddi bir işkence görüyor Anturus'ta ve Legend'da gördüğümüz o hani kelime anlamıyla ağzının kırıldığı hale geliyor. Ama yani ondan sonra Legion'a kadar bir şey yok. Legion'da hani Gul'dan karşımıza bütün Legion'ı koyuyor ya bırakmış orada böyle bir anlığına hepsini çekip. Orada hani işsizlik yapıp arkada tek tek saymaya kalkarsanız hepsi orada. Bilinenleri Malganis dahil. Orada şey falan da. Lordlar falan eskiden Detarok falan da var ya da Detarok var ya da o. Var. Warcraft 3'te o. Anateron da var. Anateron diyecektim o da var. Yani hepsi tek tek orada. Evet. Yani bütün hepsi Azeroth'a gelmiş. Sonra ne oldu mesela görmediğimiz Dreadnought'ta?
Bir de bunların aynen dediğin gibi yani bir de şekil değiştirip evet. böyle humanoid görüntüye girip birini böyle poses edip yani ele geçirip onu kabuk olarak kullanması da sıkça görülen bir şey. O yüzden çok kimlerde bilmiyoruz. Yani. Hani çünkü Tomb of Sargeras'la beraber hani portal kapandı ama Dreadnought'ların dönmesi için bir sebep yok. Yani eğer bu orada hala hazırda bir kendilerince bir sistem kurdularsa hala içimde olabilirler. Belki işleri manipüle ediyor olabilirler. Ama şimdi şeyi sormak lazım. Bu aklıma geldi abi. Onu geçen hafta da biraz konuştuk. Shadowlands'a bağlamak adına Dreadnought'lara. Şimdi bize o seslenenin, orijinal seslenenin Jailer olduğuna %100 eminiz değil mi artık? Yani %100 diyemiyoruz. Sadece hala teori yani. Çok yüksek ihtimalle. Yani yüksek ihtimalle diyemiyorsun. Yok. Resmi onay konfirmasyon yok yani. Peki Varimattas'ın bunu bu kadar bilmesi yani hani Throne Room'da olanları tarif edip üzerine konuşacak kadar bilmesi. Onun sözünün tamamını bir tekrar eder misin izleyiciler için? Hani İngilizce Varimattas'ın değil, orada nasıl yani? Ha, taht odasında hani o Vorjin'in taht odasında yaşananları Varimattas'ın kelime kelime bize bunu sorması var mesela hani. Şeyde değil mi? Boss fight sırasında söylediği şey diyorsun. Boss fight öncesinde konuşuyor ya evet. Öncesinde. Ha, aynen. Hani, Horda özel söylüyor buna. Durum bir dakika. Horda özel hani şey diyor. Kemikten yapılma tahtınız onun eline geçerken Allegiance Force neydi? Ha, onu ben tam çeviremedim. Hani nasıl diyeyim? Throne of Hides and Bones diyor. Ben, hayır. Vazor Allegiance Force diyor. Sonra da ha, tamam dur bak. Tam şeyi okuyayım. Tell me when she sees your throne of hides and bones. Was your allegiance forced? No, I'd wager you surrendered it willingly or were convinced you did. Diyor. Yani aynen işte şey Sylvanas'ı kastediyor. İşte postlardan ve kemiklerden oluşan tahtınızı ele geçirdiğinde bunu işte zorla mı yaptı? Hayır, eminim siz kendi isteğinizle bunu elinizle vermişsinizdir diyor. Ya da öyle verdiğinizi sanıyorsunuz. İkna etmişsinizdir diyor işte. Yani Volji'nin Sylvanas'ı işte Warchief ilan etmesini kastediyor aynen dediğim gibi. Evet. Ve hani biliyor belki görmüş bir şekilde ya da gösterilmiş hani onu da konuşmuştuk ya Antorus'ta evet, belki. Aynen. Bunlar İşkence gösterilmiş olabilir ona. Evet. Yani geçen hafta şeyleri de konuştuk hani Alliance'la Horde'la ilgili öngörülerini. Evet. Yani büyük çoğunluğunun çıkmasını. Mesela Alliance için şey demişti. Tron o taht odağınız kırmızıya kızla boyandığında ancak anladım. Evet, ama çok geç olacak. Aynen. Böyle bir şey daha olmadı. Trail, when your holy places burn and shattered mask hangs above your heart, only then you will know and it will ama be too late. Ama artık çok geç olacak. Mesela kutsal mekanlardan biri yandı. Gerçekten yandı. Evet. Neresi? Evet. Ve onu şey diyebiliriz hani Hurt dediği yuva demek ya. O yuvanın üzerinde mesela Forsaken'ın bayrağı dalgalandı. Shattered Mask. Evet kastettiyor direkt. E peki o zaman Alliance'a taht odasını kızla boyayacak ne ihaneti gelecek? Trendenin ihaneti olabilir. İşte evet. Aynen. Onun... Gen olabilir. Ne, ama gen yapmaz ya. Gen kendi başına hareket edecek bir eyleme gireceğini sanmıyorum. Yani Trenden'in evet. gazıyla biraz da nasıl söyleyeyim ittirmesiyle onunla birlikte bir eylem içerisine evet, girer yani. Pişman olacağı derecede böyle gaza gelip ondan sonra aha ne yaptım ben falan moduna girebilir. Bana da öyle geliyor. Ya ama ben çok pişmaniyet yaşayacaklarını sanmıyorum ya. Ama işte mesela şey Anduin'le karşı karşıya gelirse falan olabilir Trend. Öyle. Yani sonuçta işte Varimattas'ın dediği de o yani çoktan aranız onu karışmaya başladı olacak. Ve yani işte tahtınızda kan akacak diyor işte öyle şeyler
Yok yok eyvallah da hani demek istediğim pişmanlıktan ziyade yapılması gerekiyordu abi. Yaptık işte biz de o yüzden falan modunda takılacaklar. Yani öyle derdi. Olabilir tabii canım. Yani çünkü daha önce de bunu yaşadık yani şeyde Silver Pine Forest'ta. Yani o kadar insan öldü, millet Worgen'e dönüştü. Yapılması gerekiyordu ve yaptım dedi yani adam. Yani Varimatras şey dedi ya bir de. Yani, sizin Alliance'ınızın çökmesinin çöküşünün temellerini o çoktan attı. Ama o Alliance'ı dediği Horde ve Alliance arasındaki hani genel Azeroth üzerindeki ittifakı kastediyor, doğru muyum? Ama bunu Alliance'a söylüyor. Yok, Alliance'ı diyor. Şey, çünkü aynen dediği gibi Murat Han'ın direkt Alliance'a. Boss fight'tan önce Alliance'a ayrı, Horde'a ayrı söylüyor ya. Alliance'a söylediği şeyde onu diyor ve direkt Alliance birliğini kastediyor. Yani. Eyvallah. Hani o zaman onun downfall'ına sebep olacak Sivanas bir şey koymuş ki aslında Shadow of Rising'in ön okumasında Alliance'ın yine iç işlerini biraz karıştırıyor Sivanas yaptığı ince hareketlerle. Evet evet. Onlara bahsedersek konu çok uzar ama hani şu kadar söyleyeyim Sivanas. Zaten Sivanas. Onun için yaptık ya yani bu teori. Hani şey. Böyle olmasının sebebi buydu. Bu yani. Sivanas işte o Light Chapel var ya Stormwind'deki. Evet. Işık katedrali. Onun aşağısında işte bir suikast düzenliyor Sylvanas. Dark Ranger'lar. Ama bunu Zandalar oklayla yapıyorlar. Hı, aynen. Ve bu o andan itibaren Turalyon, Anduin ve Gen arasında bir çatışmaya sebep oluyor. Hani Zandalar yapmıştır, hayır bunu Sylvanas ayarlamıştır. İşte çoktan birbirimize düşüyoruz falan muhabbetleri dönüyor daha orada. Yani şimdi Outcut'lar aklımda diyoruz da Varimatras'ta birkaç bir şey söylemiş sanırım. Düşündüğümde sebep olacak şimdiden. Yani Legion, şimdi şöyle Legion Outcut'lara göre çok daha direct bir güç hani. Direkt, evet yani ne olduğunu görüyorsun, saldıran. Biliyorsun yani. Evet, net. Adamlar delikanlı. Evet. Ama hani işin içine manipülasyon vesaire girdiğinde ama onu da yaparlar çok. Hani iç, mesela Dreadnought'lar için şey konuştuk mu hatırlamıyorum. Hani iç, başka dünyalarda sırf oradaki toplulukları karıştırıp yok ettikleri uygarlıklar var. İşlerine karışık. Evet evet aynen. Zaten o şekilde bir genel işleyişi var Dreadnought'ların böyle. İstihbarat kısmıyla evet. Giriyorlar. Ya zaten yani adamlar STR basmamış yani. Adamların asıl ability'leri bu yani. Evet evet. Şekil değiştiriyorlar. Birilerini ele geçiriyorlar falan. Yani ve ki karıştırıyorlar gayet ortalığı. De güçlü ve etkili bir yöntem yani. Evet. Hani bunu kendi günümüz dünyasında da çok net bir şekilde görebiliriz yani. Evet. Bütün casusluk filmleri ve kitapları bunun üstüne kurulu zaten. Evet. Gerçek yaşanmış örnekler üstüne. Yani işte konuyu bayağı dağıttık ama. Yok. Yani yok tam konusu. Zaten Dreadlord'lar o yani. Evet. Legion'ın. Peki Görkem ne diyor bu konuda bu konular? Hangisi? Legion'ın yenilenmesi. Yani genel sırası. Anlamda. Genel anlamda. Yani en başından. Ya bence şimdi Legion. Yani eski bildiğimiz haliyle Legion bitti tabii Sargeras resminden çıkınca. Ama evet. Şöyle bir durum var. Yani Legion dünyaları yok etmeye devam etmese de sonuçta Legion'a katılmadan önce de Dreadlord'lar işte bu işi zaten yapıyorlardı. Dünyaları ele geçirip işte güçleri kullanıyorlardı. Çünkü bunlar vampirik yaratıklar ve işte ne kadar ruh ele geçirirse ne kadar böyle elinin altında artık şey ruhunu emebilecekleri güç kaynağı olursa o kadar güçleniyorlar ve o yüzden zaten bunu yapmaya devam ederler böyle içgüdüsel olarak. İşte Legion adına olur ya da kendi adlarına olur. Kendi içlerinde faction'ları da var zaten işte Sargeras'ın o yok ettiği mesela ayrı bir faction bu Legion'a katılanlardan daha önce ayrılmış bir grup. İşte Void'le beraber çalışıyor ve işte zaten İşte oradan güç kazanmayı öğreniyorlar ve o sayede işte Sargeras da öğreniyor Void'le ilgili bilgileri. Onları böyle şey yaparak işte soruşturarak
zaten. O yüzden bence Legion olmasa bile bunlar bu şekilde devam eder ve Legion'un güçlerini de aynı şekilde eğer ellerinin altındaysa kullanmaya devam ederler. Ama ne olur? İşte Legion kadar organize olmaz. Daha alttan alta, daha entrikalı olur. İşte kendi usullerine daha çok dönerler. İşte Sargeras'ın yaptığı gibi böyle güç gösterisi modunda değil de böyle içten parçalama, işte sızma gibi şeylere daha çok dönerler. Şimdi eğer dediğin gibi Azeroth'ta da kalmışlarsa kesin mesela bu işte Alliance'ın içindeki çatırdamalarda, başka böyle ufak tefek biteni ekstra olaylarda, ne bileyim belki şeyde bile işte çok konuşuldu işte Garrosh zamanı işte o değildir de işte ama şey mesela olabilir. İşte bu Taren köyünün bombalanması olayında kesin parmakları vardır mesela. Çünkü çok böyle ince olaylarda zaten ortaya çıkıyorlar. Eğer böyle artık bu da çok abartı, bunun yapılmaması lazım deyince o emrin geldiğini böyle sorgulayıp aa bu Dreadlord'muş diye ortaya çıkarıyoruz. Yani oyun içindeki böyle ortaya çıkardığımız ufak Dreadlord'lar da öyle ortaya çıkıyor. O yüzden bu tarz şu anda benzer şeyler yapıyor olabilirler. Böyle karıştıralım da işte oradan ne malanalım diye. Yani mesela zararlılar yani. Bu Lord Around'da Warcraft 3 sırasında işte Sivanas bunlara gelip hani bir yardım, hani ortak çalışalım teklifi yaptığında Ban'la da bir noktada atanıp şey diyor böyle yani, biz Naltrezimiz Legion'da bile işimiz olmaz gerekirse falan diyor yani. Hani gerekirse onda çok rahat. O çok ince bir nokta aynen. Legion'ı sadece yani işlerine geldiği için kabul ediyorlar Sargeras'la böyle çalışma. Killjade'ın bunları esir ediyor aslında şey yani hikayede. Ha, Killjade'dan çok korkuyorlar evet oyun şeyde de. Ha, evet. Zaten şey Killjade'ın işte basıyor Naltreza'yı ve işte zorla bunları emir altına alıyor. Ondan sonra işte Legion'a katılıyorlar. Böyle kendi istekleriyle değil ama bir nevi yarı gönüllü de girmiş oluyorlar. Çünkü tamam girdik buna ne yapacağız diye öğrendiklerinde çok işlerine geliyor. Zaten bunu yapıyorduk. Artık şimdi Legion için yaparız. Biz de resmi olarak yaparız artık böyle. Ha, aynen de biz de oradan işte ekmeğimizi alırız diye bakıyorlar. Zaten işte Soul Magic üstüne kurulu Eredar'larında ruhları kullanma bilgisi var. Bundan da faydalanıyorlardır muhtemelen. Yani Legion içindeki mekanikte hemen şey kendilerine yer bulup böyle aynı şeye devam etmişlerdir yani. Killjade'i zorlamasa bile. İşlerine gelmiştir. Yani belki bir noktada Void'in tarafında geçişebilirler bile. Onu bile yapabilirler çıkarlarını biraz. İşte şey zaten geçmişler. Şey Sargeras'ın bulduğu gezegende zaten Void'le evet. Ortak çalışan bir işte Dreadlord faction'ı var. Demek ki onlardan yani, öğreniyor evet. Evet evet. Yani Shadow. Peki bu bilgileri... başka faction'lardan söz edebilir miyiz abi burada? Yani işte atıyorum abartıyorum yani... da Life için, Arcane için ya da Shadowlands'ten yani Dead için çalışan başka faction Naltrezim ırkından yani, falan bahsedebilir miyiz? Yani bildiğimiz yok ama olabilir. Light'in Lothraxion var. Gösteriliyor. İşte mesela işte Lothraxion'un Light bir Dreadlord olarak örneğini görüyoruz. İşte bu şeyi biliyoruz. İşte Void'le çalışan Dreadlord'lar olduğunu biliyoruz. Demek ki dediğin gibi aynen böyle ihtimaller var. Çünkü bu kırıntıları boşu boşuna bize vermezler. O bilgiler ya abi, özellikle... Şey, çok yani böyle soruyu sormak istiyorum yani tekrar tekrar. Ha, bu adamların amacı ne ya? Yani gerçekten Eda'nın şeyi mantıklı gelmeye başlıyor her geçen gün yani. Teorisi. Yani ırk şey, olarak Dreadlord'ların amacı. Evet ırk olarak genel hani faction olarak değil de. Yani biyolojik düşün. İşte yani bunlar vampirik yaratıklar. Böyle hayatlarını devam ettirebilmek için ruh güçlerini emip işte onu büyüye dönüştürüp o şekilde devam etmek zorundalar. Kana yani, ihtiyaçları var. Yani. Aynen işte şey gibi düşün. Mesela işte Blood Elf'ler şu anda işte büyüye bağımlı ya. Bunlar da ruh büyüsüne bağımlı ve bu güçlenmelerinin ve işte eski Naltrezim ırkından Dreadlord'a dönüşmelerindeki zaten en büyük şey bu gücü kullanmayı öğrenmeleri.
Ondan sonra bu aşamaya geliyorlar. O yüzden şu andaki halleri şey gibi aynı. Bir vampir gibi düşün. Kan içmek zorunda. İşte bunlar da ruh emmek zorunda yaşamak için. Ve işte bunu sağlamak için de kendi düzenlerini kuruyorlar. İşte oraya girip karıştırdığı zaman oradaki mesela işte ölümlerden, ne bileyim, karmaşadan, aradan şey yapıyor, faydalanıyor ve kendi buradan enerji kazanıyor. Ve kendi işte nasıl diyeyim, buzdolabını dolduruyor bir nevi o karmaşayı yaratarak. Yani o yüzden bunların mekaniği bu şekilde işliyor. Öyle bir canlı. Ortalık karıştırılıyor. Tabii canım. Ya ben orada şeyi söylemek istedim. Eda şey dedi ya, hani genel büyük resimde tamam bunlar kişisel küçük ne diyelim, hani hayatta kalma uğruna verdikleri şeyler olabilir ama sanki böyle hani yok, Light'tan giriyor, Shadow'dan giriyor, işte Void'den giriyor. Şey, yani bir güç, sonuçta o güç nereden gelirse oraya doğru meyil ediyorlar ama şey öyle değil mesela. Lotraksiyon iradesiyle buna karşı bunu kesmiş şey gibi mesela işte büyü kullanmayan hayaller var ya, Blood Elf olmayı reddeden. O mesela Lotraksiyon onun gibi. Ama şeyler öyle değil. Void kullananlar sadece alternatif bir güç kaynağına geçmiş. Gene büyüye bağımlı, yani en azından ruh büyüsüne bağımlı, ruh emmeye bağımlı olarak. Ama Void tarafından mesela o güçleri kullanarak böyle o şeye devam ediyor. Genel resme de baktığın zaman zaten bunlar, yani Natrizm olarak ırk mesela şey gibi düşünelim, işte Eredarlar Vizyon'a katılmadan önce aslında işte gayet böyle kendi gelişmiş teknolojisini ilerletmiş bir ırk ya. Bunlar da Natrizm halindeyken aslında öyle bir ırk. Böyle gayet bilge, kendilerini geliştirmiş, muhtemelen benzer işte ruh tutma mekaniklerini çözmüş ve o sayede aynı şekilde gelişmiş bir ırk. Ama işte bu onlara bir yerden sonra yetmiyor ve şey gibi, Eredarlar Legion sayesinde Darkseid'e düşüyorlar ama bunlar da o güç açlığı yüzünden Darkseid'e düşüyorlar. Hmm. Daha çok güç için kendileri dönüşüyorlar. Vampirik bir forma giriyorlar artık. Peki yani, Lotraksiyon bu vampirik açlığını nasıl doyuruyor abi? O muhtemelen şey, yani işte Light büyüsüyle artık şey onu nötrlüyor. Nasıl diyeyim sana? Sonuçta bir şeyin, yani Nauru'nun yanında olduğu için Nauru'da neredeyse bir light büyü kaynağı ve işte onu dönüştürdüğü zaman işte light gücüyle bunu nötrlemiş oluyor. Ne zaman böyle tekrar Darkseid'e düşecek olsa işte yanındaki Nauru acık onu besliyor ve o da o şekilde devam edebiliyor. Yani o zaman Nauru'ların böyle bir gücü var diyebiliyoruz mu abi yani? Adam hayır, güç var, değil, enerjisinden yani. Yani o zaman enerjisinden... onun enerjisini emiyor öyle mi? Evet ama işte yine bir yarı gönüllü olarak gibi. Hı. Zaten hani sonsuza yakın bir enerjisi olan bir varlık Nauru. Yok, şeye bağlayacağım, böyle çok böyle aşırı bir teori. İşte yani Light'ın Natrezim'in nötrleme gücü mü var? Hı. Böyle bir olayın mı var? Ya yok, nötrleme değil. Sonuçta onun yani büyü açlığını besliyor. Nötrleme olarak bakamazsın ona. Çünkü yani sadece başka bir kaynak veriyor. Ama bu kaynağı kullanacaksan işte iyi işler yapacaksın gibi bir şart koyuyor. Eyvallah. Çünkü hani hep şey, o iyi işlere bağlayayım. Çok da güzel söyledin cümleyi. Hani hep Light iyi ya bize. Hani evet, görece. Hani Light iyi ya. Light'ın sonunda hep Shadow deriz. Yani Shadow derken Void. Void'e bağlanıyor. İşte oradaki o bağlantıyı kurmaya çalışıyorum bir yandan yani kafamda. Aha. Hani yani çok da aslında güzel bir detay veriyor oyun bize burada da. Hı. Yani konuyla alakalı bilmiyorum. Mesela hala falan diyorum ya, acaba olabilir mi Light böyle bir yetki, ability'ye sahip mi? Ya da işte Lotraksiyon'un iyi olduğundan da emin değiliz ki yani. Tam Light'a hizmet ediyor da Light'ın iyi olduğundan emin olmadığımız için o da hala... Şöyle düşün, evet Lotraksiyon'u o hale çeviren yaratık, onu o halde tutan yaratık sonuçta işte Illidan'a ne yaptı gördük yani. O yüzden iyi kesinlikle değil. Sadece onu kullanmak için, İşte kendi iyi amacına, kendine göre hani Light için bir şeyler yapmaya, artık iyi kötü orası zaten bir nevi açıklandı. Zaten işte Light'ı kullanarak
bunu çevirdiği için. Mesela Lotraksiyon kendi başına bir varlık olarak ben iyi şeyler yapıyorum, işte bunları iyi amaçla yapıyorum diye düşünüyorsa bile onları Zera'nın artık doğrularına göre yapıyor. Eskiden neden mesela şey de öyleydi. Velen de öyleydi mesela. İşte Legion'da o şey kırılıyor ya. Zaten Illidan'da bunu devamlı önce dalga geçiyor, sonra onu laf sokuyor falan böyle. Yani, aynen, kendi iradenle bir şeyler yap, işte hep onların dediğini yapıyorsun falan diye. Ve sonunda işte bu şey Legion'ı yenmek için gereken hamle işte Velen'in o artık Light'in iradesinden çıkmasıyla geliyor. Aynı şey zaten işte Illidan'da da her zaman bunu zaten böyle ikna etmeye çalışıyor Velen'e bu konuda, işte bak bu Light'in dediğini yaparsan Legion'ı hiçbir zaman yenemezsin diye. Demek ki gerçekten bu çatışmadan beslenme durumu var iki tarafta da. Hmm. Yani, zaten Illidan yani çok betrayer diyoruz aslında ama yok, yani Velen'den daha profet hareketler yapıyor. Yani yani yönlendirme açısından tamam, Velen adam gibi adam ya. Bizi birçok yerde abi gel şunu yapalım bak bu böylesi daha iyi. Biraz hunch yani ne derler? İçgüdüsel hareketleriyle bizi güzel yerlere çekti eyvallah ama yani Illidan hep başından beri işte lan biliyordum ben. İşte bakın şimdi ne oldu falan tarzında. Bak dediğim çıktı modunda. Evet. Aynen yani. Illidan'ın oradaki lafları gayet güzel ve çarpıcıydı ya. Hani lore'un evet, akışı ve seyri doğrultusunda. Şey diyor ya zaten. Giderken hani sen bu kaderi görmedin mi Prophet? Ne biçim Prophet falan diyor. Aynen. Aynen sen öyle bu kaderi de görmedin mi diyor. Şey böyle 10-20 bin yaşından sonra verine ders veriyor. Yani Illidan daha yaşlı yani. Illidan daha kaç işte. Ya 10 bin yıl hapsi var bir kere müebbet. Yani 15 binli yaşlarda olması lazım. Yani daha çıtır değil yani Illidan da. Yok ya Velen'e göre tahminen çıtırdır ha Velen'e göre. Velen bayağı ödüm diyor tahmin diyor. Şey ya. Bir şey diyemiyorum. Bilemiyorum çünkü. Sen söyle Murat. Şey yok sen söyle ben bir şey demeyeceğim. Velen'den bahsedeceğim. Şey Utku sen şey dedin ya bu işte Natrezimlerin genel amacı ne? Yani aslında Legion öncesi ve sonrası olarak bakmak lazım ona. İşte Legion'dan önce kendileri için yapıyorlar her şeyi ve hı-hı, yani eğer ortak bir amaç varsa gruplaşıp ortak amaç için kardeş seviyesinde İşte birbirlerini kollayabiliyorlar ama Legion'dan sonra biraz daha böyle ortak amaç için ve işte bundan faydalanma modunda gidiyorlar. Zaten Legion'ın dağılması ve başsız kalması en çok o yüzden bence Natrezimlerin işine gelir. Yani bu böyle oraya bağlı olarak bir ortak amaç için kendi potansiyellerini kullanamıyorlardı kendileri açısından aslında. Şu anda çok daha serbestler. O yüzden bence çok daha tehlikeliler. Hmm. Yani nereden kimin mesela işte Dreadlord olduğu çıkabilir işte. Yani o şey söylentisi de o yüzden aslında eğlenceliydi ama Jaina Dreadlord. Jaina Dreadlord. İhtimal var yani. Gerçekten çıkabilir. Öyle de bir ihtimal vardı yani o zaman. Tabii canım biraz daha Darkseid bir şeyler yapsaydı mesela. O da değil şeyden mi? De çok vurdular. Heroes of the Storm'da Skin geldi Dreadlord Jaina diye. Evet. Ama onun işte dalga geçmiş. Getirdiler artık falan dedi herkes. Evet. Özellikle tabii G'yi beslemek için yaptılar da. Yani öyle bir potansiyel var işte. Düşün işte. Yani o kadar uzak gözüken bir şey bile, bir karakter bile Dreadlord çıkabilir diyorsun. Yani çünkü öyle yaratıklar ve şu anda onu yapmalarını engelleyen hiçbir şey yok. Ortak bir Legion amacı yok. Böyle ortak bir savaş için böyle kendilerini geri tutmalarına gerek yok. Peki her şeyi yapabilirler. Elzot için savaşabilirler mi? Ne? Old God'lar için savaşabilirler mi? Yani onların tarafına geçebilirler. Old God'lar için savaşmazlar ama Old God'ları kullanabilirler. Yani o kadarlar yani. Ortak çalışabilirler gayet. Çünkü ya, yapmıştık. Evet. Nuzot işte. Yani çünkü Nuzot tam onluk yani o tam Tabii yani çıkabilir, gayet çıkabilir. Hiç şaşırmam yani. Zaten hayır, işte zaten dediğim gibi o Sargeras'a ilk Void'i öğreten
ırk bu. Yani Void'le çalıştıkları için sonuçta oradaki o gezegeni ele geçirmesine yardım etmiş Void'in. Ve o gezegenin Old God'larının artık o yüzeyi tamamen ele geçirip kendi düzenleri kurmasını sağlamış ve oradaki hakim ırk olarak gözüküyorlar. O yüzden Sargeras onları alıp teker teker böyle sorguya çekmiş. Şimdi kamera araya bir laf soktu da söyleyeyim konuyla alakalı. Görkem ha. Yapma be aga, Old God'lar daha zekiler. Kullandırmazlar kendilerini. Yani kullandırmaktan ziyade mutual, hani ne derler, mutualist bir fayda çıkarma olabilir evet. Ya. Hani tabii öyle zaten. Beraber ikisi de iki canlı türü aşırı zeki çünkü en kötü beraber takılırlar. En kötü beraber takılırlar. Zaten şey, ne Old God'lar işte Dreadlord'ların güdümüne girer, ne Dreadlord'lar Old God'ların hizmetine girer. Öyle bir durum olmaz. Zaten olmamış işte şeyi Chronicle'da o anlatılan gezegen, işte Sargeras'ın yok ettiği gezegen işte Dreadlord'lar tarafından yönetiliyor ama Old God'lar tarafından ele geçirilmiş. Demek ki bir bu ortak yaşama olayını ve şey gibi Ashara'nın Nuzot gibi. Evet evet aynen. Evet. Tamamen öyle yani. Faydalanma İnteresan. Durumu var birbirine. Ya kesinlikle zaten birlikte çalışacaklar var ya, eminim ya. Nuzot'la işin derini bitmediğini artık en son Robert ayda evet. Bağıra bağıra söylediler hani. Peki Sargeras evet, bunları nasıl sezmez mi? Sargeras? Bir daha sor aşkım. Sargeras bunların kafasını ezmez mi böyle bir şey yaparsa? Niye? Normalde onunla birlikte savaş. Şu anda hapis. Şu an ezemez. Şu an hapis. Evet. O zaman Illidan eder. Bilmiyoruz. Yani o şeyleri varsa kafanda evet. Soru hani kim gelecek şeklinde o şekilde sor ki hani teori üretelim üzerine ya da bir şey yapalım. Hani şu an karanlık bölgede kalmış konularla alakalı. Yo sor. Sorma demiyoruz da. Daha spesifik sorular sorun. Sor sorma demiyoruz. Sor. Tamam yok. Yani. Peki bunun arasında güç savaşları şey olacak mı? Olgadlar ne olacak arasında? Mı? Güç savaşı. Olgadlar arasında zaten oluyor. Yani Azeroth üzerinde bildiğimiz bir hakimiyet savaşı. Yani savaşı demeyeyim var. De üstünlük irade kurma şeyi. Ya Yüzüklerin Efendisi gibi düşün. Sen hiç Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf'ın tutup da Fireball falan attığını görmedin. Değil mi? Yani ama bir büyüden söz edersin kesin %100. Nedir o da? İrade büyüleri vardır. Yani onların da kendi aralarında hakimiyet kurdukları bir irade gücü üstünlük şeyi nasıl söyleyeyim? Yani dövüşmesi olmuştur. Ya hayır. Azeroth üzerinde asıl geride kalan Old God olmak istiyor. Asıl korapte edecek olan, evet. Beslenecek olan. Ama yani onu da böyle şey tutup diyor. Da Azeroth'u yok edecek gibi işte dağları hareket ettirecek gibi al sana bombe diyeceğin tarzdaki savaşlar değil yani. Onu söylemek istedim. Yok aslında bayağı bir bu da değişik bir şey. Bir Black Empire'ı, Society'ı kurup sonra savaşmaya falan devam ediyor. Orada değişik bir şey yani ve Nuzot hatta Boss Fighter'ın işte son anında şey diyor yani Chamber of Art'ı kendine çektiğinde en büyük ödül benim olacak falan diyor yani. Aslında asıl bir kişiye kalsa o kalan kişinin işine gelir. Hatta Nuzot şey diyor ya My Black Empire sürekli. My Black Empire, My Black Empire. Belki de hani dediğim gibi son kanı olmaya meraklılar. Ya zaten öyle canım. Kendi aralarında bir savaşları var işte Black Empire zamanında. Şeyden olabilir mi? Yani gezegen tamamen korap durumu olduğunda işte hani yer kalmayacak hani de, anladın mı? Sadece bir Old God'lık yer durumu falan. Belki bir şey diğer... Bence o değil de yani sonuçta gezegeni ele geçirirlerse Azeroth Dark Titan olarak, Void Titan olarak çıkacak ve bunu sağlayan Old God da muhtemelen bundan faydalanacak. Ödül yani. Falan. Evet. Ya ödül ya işte bu gücü kullanacak. İşte iradesi ona bağlı olacak gibi bir durum olabilir. Sonuçta yani Void Lord'lara bağlı yaratıklar bunlar ama şey gibi olabilir. Mesela Sauron gibi düşünürsek işte Old God'ları yani bu işte yüzüğü ele geçirmiş gibi olacak bir nevi. Gerçi onu yapıcısı kendisi ama. Ama sonuçta işte bir titanı bozmak da o olayı yapmak, o şeyi ortamı kurmak da bir Old God'ın yani en büyük amacı, yaşam amacı, yaratılma amacı hatta yani. O yüzden bunu hatta böyle... Hatta şey ya zaten hani o Star Augur'un gösterdiği Void gezegeninde böyle kocaman tek bir
yaratık var. Belki hepsi bir araya gelip onu oluşturmuş yani. O da olabilir. Evet, olabilir. Aynen. Yani ele geçirilmiş void gezegenlerini görüntüsünde hakikaten öyle tepede bir tane bir şey var böyle büyük yaratık var hepsinde. Demek ki işte bir tane old god bütün işte diğerlerini yenip ele geçiriyor ve gezegeni artık o kontrol ediyor. Belki Zaltat'ı da öyle yaptılar. Olabilir. Zaten şey işte Nayalata'ya da girdiğimizde fonda hep böyle Nuzot'un endamını görüyoruz ya işte kocaman. Yani sonuçta gezegeni ele geçirdiğinde olacak olan görüntüye uygun bir dış görüntü o. İşte Star Augur'daki gördüğümüz void ele geçirilmiş gezegenler. Yani yakından bakıyormuş gibi oluyor işte Nayalata da ona. Enteresan. Yani bence öyle. Elun ne ayak diye bir soru geldi. Elun ne ayak? Hani. Hadi anlat. Nasıl yani? Anlat. Hani. Yo teoriler çok güzel teorilerim vardı şimdi niye? Hadi oğlum göster abileri pipini. Hayır yani Elun ne soru o kadar direkt geldi ki yani. Hani ne ayak yani bu çerçevede bu kadar şey konuşuyoruz işte hani voidler işte atıyorum narular şunlar bunlar arasında gidip geliyoruz. Hatta natrezimleri bir yere koymaya çalışıyoruz hani yayının ana teması bu. Elun nerede abi sence burada? Ya ben Elun'un aslında Eruvatar olduğunu düşünüyorum. Silmarillion'daki. Yani direkt şey. Yani her şeyin. God. Yani direkt her şeyin baş yaratıcısı. Evet Tolkien'in o en başta yarattığı. En büyük yaratıcısı olduğunu düşünüyorum. Çok da benzer olduğunu düşünüyorum. Bu senaryoda da mesela Titanlar şey oluyor. Valar oluyor. Yani Elun yaratımı oluyor. Ve Melkor da doğrudan Sargeras oluyor. Ama öyle bir temeli oturtursak Void Lord'ları da yaratan kişi o olması lazım. İşte Natrezim yani aklına ne geliyorsa her şeyin yaratıcısı o olması evet, lazım. Evet her şeyi yaratan evet. Bir denge şeklinde. O zaman o da orada takılıyor. Dengeyi kuruyor diyorsun Elun orada. Peki öyle bir durumda öyle bir durumda tamam var diyelim. Var yani var olan teori üzerine konuşalım. Elflerin bundan nasıl haberi oldu? Nasıl yani? Neden tapmaya başladılar? Hani elfler niye bunu isimlendirdi? Dişilendirdi? Çünkü dişiymiş gibi çiziyorlar, heykel yapıyorlar. Yani tarih boyunca uygarlıklar nasıl kendilerine tanrı şey yapıp tapmaya başladılar? Tamam ama atıyorum şimdi şöyle söyleyeyim. Birçok geçmiş hani mitolojik şeylerde gördüğünü iddia eden bir kişi onu tasvir ediyor. Hani bunu sence elfler bunu duyan kişi ya da işte ilk ortaya atan kişi ya da ilk ortaya atan elf nereden duydu? Yani sıçtı mı bunu? Nereden çıkardı yani? Aklına nereden geldi? Rüyasına girmiş olabilir çünkü. Onu söylemeye mesela insanların Humunların Light'la tanışması bir tane genç insan kızının rüyasında bir Nauru'nun girmesi de oluyor. Bunu Kronikus'ta yazıyor olması lazım. Evet aynen. Mesela o insanların Light'la tanışması böyle oluyor. Elun da mesela bir tane Night Elf'e kendini rüyada göstermiş olabilir bu dişi olarak. Ondan sonra da anlatmıştır belki ve belki mucizeler yaratmıştır. Hani varlığını kanıtlamak için. Bak güzel bir muhabbet açtı oradan kamer oradan yürüyeyim. Madem hani Iluvatar hani godlike ve düzenin koruyucusu değil mi? Yani her şeyin üstünde o var çünkü. Elfler bu Mav'ın yani daha doğrusu Jailer'ın kızdığı muhabbet var işte nasıl söyleyeyim? Wisp'lerin şeye gidememesi, Shadowlands'e gitmemesi ve orada dengenin bozuluyor olması. Ya yani buna nasıl müsaade ediyor diye düşünüyor. Karışmıyor. Elun hiçbir şekilde karışmıyor. Yarattı bıraktı. Tedris'e de karışmadı neredeyse. Tek yaptığı oradaki canlıların acısını söndürmek oldu. Başka hiçbir şey yapmadı. Ben onu şöyle düşünüyorum. Yani bence Jailer ve Elun denk güçte yaratıklar. Yani o yüzden yani üst düzen hakkında böyle farklı görüşleri olan böyle böyle güçlü tanrısal üst tanrısal yaratıklar bence. Arbiter de mi burada onlarla o zaman? O daha düzenleyici bir yaratık gibi. Mesela karar verici değil de mekanik kontrol seviyesinde. Gibi. Evet aynen. Aslında şey Shadowlands bir üst evren olduğu için tahminen Titanlarla kıyaslanmayacak kadar üstü zaten Jailer'in başta. Tabii. O da olabilir. Hani şeyde konuştuk ya Jailer'in amacının aslında evet.
evil olmasının gerek olmadığı zaten yazdık dinlemek ayrıca ve çünkü hala hazırda bozulmaya başlayan bir düzen var. Belki Jailer bunu komple bozup Kamer nasıl aynı karışmıyor gibi diyoruz da yani elflerin direkt Elun'dan mı güç aldıklarını bilmiyoruz ki ama. Hani o kullandıkları şey Elun mu yoksa Moon'dan, yani Moon ve Life'dan bir güç alıyorlar evet ama bunu direkt olarak Elun'a bağlayamıyorduk henüz bence. Yani ne olduğunu... Zaten şey Night Elf'lerin esas gücü Druidizm'den gelmiyor. Yani hani Elun'un gücünü kullanmıyorlar. Daha önce işte şey ama esas güçlenmelerin değil aslında. Tabii. Esas güçlenmeleri Arcane gücü kullanmayı öğrendi. Elun daha çok Arcane aslında. Hmm. Evet. Druid değil. Yani, Druid olayıyla bağlantısı yok Elun'un. Elun sadece işte onların nasıl diyeyim böyle aydınlanma sırasında fark ettikleri bir işte yüce varlık gibi. Ama ya ondan şey de hoşuma giderdi çünkü eğer Elun gerçekten Iluvatar gibi godlike bir seviyede olsaydı Eda'nın teorisine çok yakışır bir pozisyon olurdu. Bu sefer de Nathrezimler hani gerçekten onun askerleri ve hani evrende düzeni korumaya çalışan tipler gibi falan gibi böyle çok üst bir teori ortaya atılabilirdi. Ama ne olduğunu henüz bilmediğimiz için teori içinde teori çok böyle artık. Hani olacak. Öyle bir şey vardıysa bir druidik bir şeyleri olması lazım Nathrezim değil de mesela şeyler öyle olabilir ama işte Wild God'lar mesela düşük görüyoruz ya biz onları. Hı-hı. İşte evet. Senarius ve diğer işte şeyde gördüğümüz Harjal'da gördüğümüz Wild God'lar işte onlar aslında direkt Elun'la bağlantılı yaratıklar. Canlılar. Evet yani yarı tanrısal böyle ve onun gücünü aktaran işte ve koruyan böyle yaratıklar var. Demek ki işte bir şekilde bunlar müdahale etsin diye nasıl Titanlar Titan Forge olarak böyle işte Ulduar'daki şeyleri bekçileri bıraktıysa belki Elun da bunları bırak. Kendi Kamer işte, soru formunda sormadığın için sadece konuşuyorsun hangi şeyin soru hangi şeyin hani statement belirliyor. Net olarak algılayamıyorum ama ben. Şey söyleyeyim mi? Yo bakıyorum da böyle spam gelmiş gibi. Ha, nerfleri buff'lıyor oradan itibaren. Onu konuştuk zaten. Tamam. Elun surat verdi işte. Onu mu soruyor? Elun surat. Onu şey trende. Trende aynen onu yapıyor. Şimdi Elun surat olayı Elun'un kontrolüyle olan bir şey zaten yasaklanmış şey gibi düşün. Worgen formu var ya işte Worgen formu mesela druidler için yasakmış bir form aslında. Kedi formuna girmeleri gibi ama işte kurt formuna girdikleri zaman yarı kurt formuna girdikleri zaman işte iradelerini kaybediyorlar, iyileşiyorlar. Aynı şekilde bu da benzer bir druidik büyü. Yasaklanmış bir büyü. İşte çok yüksek bir güç kullanıp da işte balansın bir formu gibi düşün mesela işte evet. Moonkin değil de işte Dark Moon formuna giriyor ama bunu yapmak için de işte bir işte orada gördüğümüz şeyi yapıyor işte nasıl diyeyim bir böyle kurban vermesi lazım ve işte vahşi bir şey yapması lazım önceden işte bir şey muhtemelen birilerini öldürmesi lazım falan gibi bir geçiş seremonisi var onun ve İşte aslında yasaklanmış bir şey. Deneyenler de delirmiş işte iradesini kaybetmiş diye anlatılıyor. Ama tren de bunu bile yapıyor. Ha, aynen işte. Tren de bunu yapıyor ve kendini şimdilik kaybetmiyor diye görüyoruz. Ama muhtemelen bu kötü etkiye giriyor o da bunu yaparak. Zaten bu kadar böyle acımasızlaşması, vahşileşmesi, işte intikamcı olması bence direkt bununla alakalı. Aynı şekilde işte Worgenler onu işte yapmak zorunda kalınca nasıl müdahale edildi ve işte onu biraz aşağı çektiler. Bunu da mesela genel olarak işte siyah göz kullanabiliyoruz ama her siyah göz kullanan mesela Night Elf oyuncu trende gibi olmuyor. O da onunla paralel bir durum muhtemelen. Ya ben trende oyuncunun şey gibi daha çok Moon'un daha olayına Elun'la mı bağlıyoruz ya? Evet. Çünkü direkt Mother Moon'a Elun'a seslenip ondan o gücü istiyor.
Evet ama işte bu şey gibi, aynen işte dediğim gibi bu druid formu gibi bir şey ama yasaklanmış bir druid formu zaten, evet. Olan bir şey. Zaten daha önce denenmiş. Daha önce böyle yapmaya çalışanlar olmuş ama başaramamış. Güç o kadar yüksek ki o yüzden işte denememişler diye. Parçalanmış herhalde. Evet. Taurenlerle ilgili bilgi gelip duruyor ya. Şey, Ay'a tapmasa felsefelerinde saygıdeğer bir varlık. Ayı ve güneşi Earth Mother'ın sağ sol gözü olarak görüyorlar. Elun demiyorlar, Musha diyorlar. Ya benzer varlıklar, evet, olabilir mi o zaman? Ya da farklı isim mi yani? Farklı isim veriyorlar mı canım? Aynı şeyi söylemek zorunda değiller ya. Yani. Ben onu aynı şöyle, canlıya farklı isimler. Ben onu şöyle düşünüyorum. Taurenler bir şekilde içgüdüsel olarak bu yani Elun'un üst evrendeki konumunu hissediyorlar, biliyorlar. O yüzden ona denk bir karşı varlık olduğunu da hissediyorlar. Bence yani işte Azeroth'a bağlantısını Earth Mother olarak görüyorlar. Ve işte Musha sağ göz, sol gözde belki Jailer mesela ya da belki başka bir renk var. Yani onlar bunu biraz daha üst perspektiften görüyor bence Night Elf'lere göre. Night Elf'ler sadece tek bir güç odağına tapıyorlar ve onu işte onun için bir varlık olarak görüyorlar. Taurenleri kimsemeyelim. Daha büyük resmi daha güzel görüyorlar yani. Yani hissediyorlar. Çünkü Taurenler şeye göre işte Night Elf'lere göre daha ruhani varlıklar. Şamanizm, evet, içli dışlı olduklarından yani Spirit Realm'e olan bağlantılarından dolayı Shadowlands'le bunun bağlantılarını ve üst evrendeki güç kaynaklarını bence daha iyi hissediyorlar. Peki yani, şeyi söyleyeyim o zaman. Bu kadar Void Lord, Elun falan konuştuk. Illidan'ın yok et, daha doğrusu özümseyip herkesin gözünün önünden sakındığı bir Dreadlord kütüphanesi var Nathreda'da. Yani orada neler saklıydı belki de. Hani Void Lord'larla ilgili belki. Onu hiç göremeyeceğiz ama çok kötü. Natreza olayını anlatalım. Evet bak zaten konu dağılıyor. Şöyle konuyu toparlarken sizden bir kısa ara isteyeceğim. Şöyle soruları cevaplayayım, öyle geçelim. Çünkü buna biz müsaade ettik. Şimdi cevaplamasak da ayıp olur. Biliyoruz. Mayı evi biliyoruz. Vardın ama o gücün ben Elun'dan değil de daha çok fel tarzı bir güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü fele de çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorlardı. Legion Expansion'da gördük hani bu Warden's Dungeon'ın da kapıyı açan ablanın. Cordona. Cordona'nın da çok rahat bir şekilde yani Warden'ların çok rahat bir şekilde fele hizmet edebileceğini. Taurenler Azeroth'a inanıyor olabilir. Olabilir. Elun'un kendisi direkt Azeroth'un yani ruh gücü de olabilir. Çünkü bizim daha önce yaptığımız teoriler de aslında niye destekler? Şöyle sen evrenin merkezinde Azeroth'u koyduğunda hani uyandığında bütün herkesin yok olacağını düşünürsen hem tanrısallaştırabiliyorsun hem de Taurenlerin bu Musha mantığına da oturabilir. Yani Earth Mother kısmına da uyabilir. Yani olabilir. Umarım görürüz bu günleri diyeyim yani. Göreceğiz. Bence yakın göreceğiz. Azeroth'un güç verdiğini nereden biliyoruz? Örneğin Paladinler'de Light bana güç veriyor diyor, dua ediyor. Orada ben Human Paladin muhabbeti geçti aslında ama biraz girmekten kaçındım ama evet Light'ın da tam olarak nasıl kullanıldığını Human'lar arasında bilmiyoruz. Çünkü çoğu şeyde geçiyor bu söyleyeceğim şey. Tyr'in aslında Light inancını başlatan bir rolü de var Human Paladinliğin arasında. Biliyorsunuz. Zaten onun için Tyr, Silverhand. Tyr'in bir şeyler evet, aslında. Oradan geçiyor ama o Tyr'in hani bir Titan olup da Arcane tarafında olup da Light'la nasıl bir iş içinde henüz cevaplanmamış bir soru o da. Diyelim ve görkemin konusuna geçelim. Daha sonra tekrar cozuturuz. Cozuturuz. Şimdi Dreadlord'lara dönüyoruz tekrar. Elun Light tabi güzel ama şimdi Dreadlord'ların esas gezegeni Nathreza. Bu Nathreza zaten işte isimleri de Nathrezim, Nathrezalı demek zaten. Ve işte Dreadlord olmadan önce burada yaşayan ırk işte büyük bir böyle teknolojik gelişme yaşıyor. Aynı Eredarların yaşadığı gibi. Ve işte muhtemelen ruh büyülerini kullanarak geliştiriyorlar onlar da aynı Eredarların yaptığı gibi. Ama sonradan işte bunlar gezegenlerini de değiştirecek seviyede
bir nevi Dark Side'a düşüyorlar, işte karanlık tarafa geçiyorlar ve daha çok güç açlığıyla artık diğer gezegenlere, diğer ırklara böyle saldırmaya ve işte onları da kullanmaya, ele geçirmeye, güçlerini emmeye başlıyorlar. Bu aşamadan sonra zaten işte Void ve işte şeyle Legion'la bağlantıları var. Ama daha önce işte bu gezegen tabii Legion'ın emrine girmeden önce bile bütün bu bilgilerini, işte bu güçlenmelerine sebep olan bütün her şeyi burada tutuyorlar ve çok böyle kendilerinin kutsal gördüğü bir kütüphaneleri var burada. Bunun devamlı işte referans yapılıyor. Illidan kitabında da var. İşte başka Chronicles'ta da galiba birkaç kere geçiyor. Bu gezegendeki bilgiler, bunları öğrenirsen işte zaten her ırk güçlenebilir gibi bunu şey yapıyor, anlatıyorlar orada. Illidan da bunu biliyor ve bir süre böyle şey zannediyoruz kitapta okurken de, aslında oradaki bilgilerin peşinde herhalde, işte bunu kullanıp işte şey yapacak, Legion'a karşı savaşacak gibi bir şeyler ima ediyor ama ona gitmiyor. Ve işte gezegeni basıyor Demon Hunter'larla beraber. Tam biz işte Burning Crusade Expansion'ı sırasında Black Temple'ı bastığımızda Illidan bütün eğittiği Demon Hunter'ları o gezegeni işte ele geçirmeye yolluyor ve ondan sonra zaten kolayca şey yapıyorlar, işte ele geçiriyorlar. En son Illidan dönüyor artık orayı hallettikten sonra. Dönmek için de kullandığı portalları açtığı zaman aynı Draenor'da şey Ner'zhul'un açtığı portallar gibi bir sürü portal açıyor ve terk ettiği zaman gezegeni, gezegen Outland gibi parçalanıyor. Ve işte muhtemelen yok oluyor. Yok olmadıysa da işte çok büyük hasar görüyor. Oradaki kütüphaneye ve oradaki bilgilerin ne olduğunu işte bilmiyoruz. O halde kalıyor. Nathreza yok oldu diye geçiyor. Ama burada şöyle bir ihtimal var. Şimdi Dreadlordlar yani entrikacı bir ırk ve yani hani yok oldu diyelim de kimse bir daha bulaşmasın buraya diye onu Outland gibi dağılmış halde duran bir gezegende koruma altına almış olabilirler. O gezegene bir gün gidecek olabiliriz. Yani ve Dreadlord'ların burayla bağlantısı devam ettiği için de hala daha ortak bir, belki kendi ortak amaçları var. Irkların özel bir belki amacı var. Bunları da görebiliriz. Ya da oradaki bilgilerden hala işte önemli olanlarını bilen Dreadlord'lar işte aramızda geziyor olabilir. Bir şekilde bize bu bilgileri verebilirler. Yani öyle ihtimaller var. Ama şu anki bilgimiz Nathreza'nın yok edildiği ve işte Illidan'ın o bilgilerin kimseye ulaşmaması için gezegeni yok ettiği halinde. Ama yani, çok yüksek ihtimalle o bilgileri başıboş bırakmak özümsediğini tahmin ediyor. O biliyordu. Illidan bunları, aynen Illidan bunları ben öğrendim kimse öğrenmesin diye de gezegeni yok etmiş olabilir. Zaten tam Illidan tarzı bir hareket olur o da. Böyle bir ihtimal de var. Ama sonuçta son aşamada işte gezegenden çıkarken orası yok olsun diye aynı Ner'zhul'un yaptığı gibi bir sürü portal açıyor ve bir tanesinden kaçıp Black Temple'a geliyor bizim karşımıza o savaştan sonra. Ve Burning Crusade'de o olaydan sonra Illidan'la yüzleşiyoruz biz de zaten. Evet. Yani o yüzden Nathreza'nın böyle bir bağlantısı var ve yani eğer ki Dreadlord'lar bunu biliyorsa, yani o gezegen duruyorsa orada o kütüphane de duruyor ve o bilgi de duruyor. Yani böyle ihtimaller var ve bunların çoğu da zaten Illidan ve işte o tekrar ortaya çıktığında bunları da öğreneceğiz muhtemelen. Onu da zaten yarı işte imalı bir şekilde o gökyüzündeki kızıl yıldız ne olacak diye işte geçen seneki BlizzCon'da sordular. Yani o orada boşuna durmuyor dediler. İşte o orada boşuna durmuyorsa Illidan da elbet geri gelecek ve bütün bu olayları öğreneceğiz. Çünkü Illidan'a bunlar sorulmadı Legion zamanında. Biraz böyle geri planda kaldı. Hadi tamam sen geri geldin de en son seni öldürdüğümüzde sen nereye gitmiştin demedi kimse mesela. Bunlar hep ortaya çıkacak yavaş yavaş. Çünkü
oradan geldi, öldürüldü, Kristal'e hapsedildi ve tekrar geldi, Legion'a karşı savaştı. İşte Sargeras'ın işte gardiyanı oldu ve gitti. Şu anda o yüzden bunların hepsi ucu açık bir şekilde duruyor. Muhtemelen de o Kızıldız açıldığında, İlidim geri geldiğinde bunları öğreneceğiz. Ben işte şey düşünüyorum, yani Outland gibi olduğuna çok, mesela Chronicle'da anlattığı zaman işte bunu Outland'a çok benzetiyor. Aynı Outland gibi portallar açılıyor falan ve o halde bırakıp geliyor diye son halini anlatmıyor mesela, en son ne oldu, işte son hali nasıl, Natraza'da şu an ne oluyor bilmiyoruz. İlidan'ın bıraktığı hali anlatılıyor ve Outland'a çok benzere işte anlatılıyor bu. Şöyle bir devam ediyorum. O zaman anlatırken bayağı da soru geldi. Mardum mu? Mardum değil. Natraza. Mardum değil. Natraza. Belki... Mardum Sargeras'ın yarattığı bir hapis boyutu. Eskiden işte yani kendisi Darkseid'e geçmeden önce demonları hapsetmek için kullandığı bir hapis boyutu. Belki şu an Titan'ları anlatıyor. Pantheon'u gördüğümüzde zaman öyle çok yapıyor, şey değişecek gibi. Evet. Ki zaten tahminen İlidan hani ve Sargeras'ın döneceği an artık Korku Koyacan içinde geri dönemeyecek şekilde gireceğimiz an olacak. Onlar onun için gelecek yani. Bu arkadaşın İlidan'ın bizle gelmeyip kalmasının nedeni bu mu acaba? Evet. Yani sorguya çekmek değil de işte söyledi ya. Yani Görkem aslında onu cevaplandırmış oldu anlatırken. Yani gardiyan olacak. Sorguya çeker mi? Gardiyan olacak da onlar bayağı bir konuşur ya. Evet. Şöyle bir şey var, onu biraz detaylandırayım şimdi. Legion'un sonunda onu aslında göstermeleri lazımdı. Kitapta geçiyor ve Legion'un sonuyla ilgili daha önce datamine edilen tekstlerde bu vardı ama oyuna koymadılar. Koyulmadı. Büyük ihtimalle bunu sonradan göreceğiz. Illidan Sargeras'la bütünleşiyor. Zaten ilk başta o şeyi hatırlayın, işte Nightfall'un sonunda şeyin amacı, Gul'dan'ın amacı işte Sargeras'ın avatarı olmadığı için onu işte şey Illidan'ı avatar olarak kullanmak için getiriyor. İlk baştan Legion Expansion öyle başlıyor zaten. İşte şey hatırlayın, o ilk kısa video orada zaten Gul'dan gidiyor ve işte falan. Aynen Illidan'ın kristalini alıp götürüyor ve o götürdüğü yerin Nightfall'da olduğunu anlıyoruz. Orada da bir geçit kapısı açıp Sargeras'ı işte Illidan'a bütünleştirip Illidan'ın işte artık kabuğunu, ölü olduğunu düşündükleri için kabuğunu avatar yapmak. Ama Illidan orada canlandıktan sonra olay tersine dönüyor tabii. Ama gene de artık avatar olabilecek olduğunu görüyoruz ve son aşamada işte Sargeras yenildikten sonra, Titanlar da onu çektikten sonra Illidan'ın geride kalma sebebi Sargeras'la yüzleşmek ve işte bu avatar olayını kendi iradesiyle yapmak. Bunu da şöyle düşünün. Nasıl işte Lich King aslında Ner'zhul'un iradesindeydi de Arthas gelince son Lich King'e, böyle kendi iradesinde olan bir Lich King'e dönüştü. Bence Sargeras aslında Illidan'la birleşti ve Illidan bir nevi oradaki Burning Throne'a oturup, Sargeras'ın Pantheon'daki yerine oturup yeni bir işte nasıl diyeyim, Titan'la Demon karışımı yeni bir yaratığa dönüştü. Ve işte ya, Sargeras'ın iradesi birleşti. Yani. Illidan'ın dış bedeninde o ikisi bulunacak. Evet, evet. Ki zaten onu... Avatar'ı yoktu Sargeras'ın ve işte Humanoid Form'a inip gezegen üstünde bir şey yapamıyordu. Diğer titanlar gibi görmüyoruz onu, o yüzden gezegen boyutunda görüyoruz işte dışarıda. Yani bence o yüzden aslında şey, ben mesela ilk Burning Throne lafını duyduğumda o direkt Frozen Throne'a gönderme bu diye mesela heyecanlanmıştım ama onu yapmadılar. Ama belki şimdilik yaptılar ve görmedik. Bence. İşte şu anda bence olan o ve mesela o Kızıl Yıldız açıldığında zaten bunu göreceğiz bence. Aynı işte Arthas'la Ner'zhul'un birleştiği hal gibi şu anda Illidan'la Sargeras birleşmiş halde o tahtta oturuyorlar ve artık nasıl bir çatışma, nasıl bir irade savaşı var onu bilmiyoruz. Onu bence onların arasında irade savaşı olmaz.
Ya onlar çünkü bence gerçekten çok like-minded. Onun için Illidan'ın kendi isteğiyle bile böyle bir şey yapabilir. Illidan bence ikna savaşı olur ya. Kabul yani eder söz bence. En fazla ikna. Hani şey der böyle, biri daha çılgınca bir şey der, biri der abi dur dur dünyayla o kadar da değil falan der hani. Ancak öyle komik evet. Muhabbeti denebilir o. Zaten işte şey, yani Illidan'ın ilk Demon Hunter olduğunu düşünürseniz, yani Demon Hunter olma şöyle oluyor. İçine bir Demon'ın ruhunu alıp onu hapsediyor kendi iradesiyle. Hı, ve güzel. Hapis tuttuğu Demon'ın güçlerini kullanıyor. İlk Demon Hunter böyle oluyor zaten Illidan. Ve şu anda en güçlü Demon'ı içine hapsetmiş bir Demon Hunter gibi düşünün onu işte. Bunun yani, lafını yani, açmışken bir araya girebilir aslında miyim? Aslında bir şey katacağım herhalde ama şey pardon. Hani dedik ya Illidan'la Sargeras birleşebilir. Sargeras bunu daha önce yaptı ve uydu aslında. Çünkü eğer mitik fight fazları canon olarak alıyorsak Nighthold'da Nighthold'da Gul'dan'la yani Gul'dan'ın mitik fight'ında fight'tan sonra Gul'dan öldükten sonra Sargeras Illidan Legend'ine giriyordu. Bayağı bir ekstra bir savaşla dönüyordu yani. Onu zaten yaptılar onlar aslında. Daha sonra Illidan'ı yeterince dövdükten sonra o sinematik giriyor. Evet. Hani onlar zaten bir kere birleşti ve demek ki vücutları uyumluymuş yani, o da sordu. Vücutları uyumluymuş. Evet. Kan, güç olarak da yani, yeterince sağlandı. Evet. Çok kısa abi araya gireceğim. Aslında Görkem cevapladı ama soruyu sormuş olayım. Illidan'ın durumu kafamı çok karıştırıyor. Tamam şu an Sargeras'ın gardiyonu olarak Sargeras'ın tutulduğu yerden çıkmasın diye bekliyor kapısında. Ama Illidan'ın güçlerinin bir kısmı Sargeras'tan geliyor. İşte aslında direkt Sargeras'tan gelmiyor. Çünkü Sargeras'ta Fel'in yöneticisi değil aslında. Disorder'ın direkt yöneticisi değil. O da bir hani çok basit seviyede Corrupt Titan diyebiliriz. O yüzden direkt Sargeras'tan gelmiyor. Görkem nereden geldiğini çok güzel izah etti. İşte içine Demon hapsediyor ve o Demon'dan alıyor diye. Onu cevaplandırmış olduk diyelim. Yani gerisi de zaten aslında çok da konuştuğumuz konular. Bu şekilde cevaplamış olalım. Sohbetin ortasına ve World Quest'lere evet çıkartıyorum. Çok kısa bir araya bir soru sokacağım. Biraz konuyu dağıtacak ama bağlayabiliriz diye düşündüğüm için soruyorum. Konu dışında birazcık ama Kel'Thuzad'ın ruhu Shadowlands'te mi? Değilse ürün değil. Sayesinde Azeroth'ta mı? Bu amca bildiğiniz değil. Gibi ölüm tarafında Illidanvari bir varlık, yorumunuz nedir? Kel'Thuzad'ın bildiğim kadarıyla yani Lich olduğu için, Lich'leri öldürmek için Phylactery diye bir işte özel bir şey gerekiyor var. Evet. Yani vücutlarından kalanları ve ruhlarının bir kısmını hapsettikleri Phylacteriler var. Aynı şey gibi düşünün, Voldemort gibi. Yani Voldemort olayı zaten Lich'ten çakma bir mevzu o. Şey Horcrux mevzusu. Horcrux eşittir Phylactery zaten. Yani direkt oradan çakma bir şey olduğu için şeyde Kel'Thuzad'da zaten Lich olduğundan tamamen öldürülebilmesi için işte Phylacterilerinin yok edilmesi lazım. Kaç tane nerede bilmiyoruz ama kestik bir kere işte. Ama şu anda geri gelir mi, geri gelebilir de yani ne geri yapıyor, gelir mi bilmiyoruz. O zaten şey komple ne derler deceased demedikleri sürece ben her karakterin WoW'da yani özellikle Warcraft evreninde geri getirilmek üzere o şekilde bırakıldığını düşünüyorum. Ve haklı da çıkıyorum yani. Zaten o konularda da soru sorduğumda böyle pis sırtında galiba. Yani. Öldü mü acaba? Falan diye. Falan diye. Çok da şey yani, gelmez. Bak zaten WoWpedia'da da statüsünü yani ölü olarak yazmamışlar. Undead ve defeatable olarak şu anda öyle gözüküyor. Yani demek ki işte yeniyoruz ama yok olmuyor. Evet. Kamerin klavye azizliği şu anda. Ben şundan osurdum. Evet söyle bakayım neden osurdun. Ya bir de şu oyunda cidden birimde tutamadığım için kimse ölmüyor. Ha necromancy muhabbetinden. Ha eyvallah. Ha tamam. Ama evet yani neden olmasın çok da saçma bir teori değil aslında. Shadowlands'in Illidan'ı olma mevzusu. Kim? Kel'Thuzad. Kel'Thuzad'ın evet. Kel'Thuzad çok tatlı. Ya o rolü tahminen Bolvar'a verecek. Ya Bolvar bence şey rolünü verecek işte nasıl söyleyeyim. Hani şimdi buradasınız tabelaları var ya böyle Shadowlands için. Yol hani, gösteriyor. Aynen. Ben Kel'Thuzad'ı oraya koyuyorum öyle... kafamda.
Kerçi zaten şey böyle. Bize tanıtacak mı yani adamlar? Yani guide mi olacak rehber? Yani. Çünkü Maldraksus yani Maldraksus aslında çok uygun öyle bir olay evet. için. Arthas'ın kullandığı güçleri de zaten Maldraksus'tan aldığını resmen onayladılar. O yüzden yani Kel'Thuzad bu şeyde yolda biraz yardım ettiyse yani görebiliriz. Oraya bağlayalım var. Konuyu. Hazır Kel'Thuzad Arthas'a girmişken. Dreadlord'lar ve şeye girelim evet. Yani bir şey var. Arthas'ın özgür kalma sırası var. Girmeyelim istersen oraya. Direkt Shadowlands şeyine girelim. Nasıl dersin? O ne ya? Ben şu an hiç anlamadım. Ya. Arthas'ın nasıl söyleyeyim natrezimlerden özgür kaldığı bir süreç var ya. Evet. Biliyorsun orada Dead Arthas Knight olarak. Nasıl? Arthas ne zaman natrezimlerden özgür? O Dreadlord'ları atsa hiçbir zaman kontrol altında olmadı ki. Öyle mi? Direkt mind kontrol olarak değil de onların rütbesinde bir komutan olarak takılıyordu. Daha sonra hani tamam arkadaş sen de işimiz bitti. Ya o yüzden ya. Oldu. Archimand geldiği anda tamam artık Lich King'de işim kalmadı deyip Scourge'ün, Arthas'ı ve Lich King'i Scourge'ün yönetiminden aldı. He yok liste olarak almışız yani direkt tutacağız diye de bir şey yok. Ben onun için şey yapmıyorum ona Dreadlord'lara vermişti yetkiyi Archimand. Aslında konu dediğin gibi yani konuyu açtı ve şu an direkt Shadowlands'e girsek daha uygun gibi. Gir anam Shadowlands. Girelim abi ne diyorsun sen söyle. Çok heveslisin bildiğin var demek ki dilinde bir şey var. Yok sen aç yani moderatör sensin. Şöyle diyelim o zaman Ravendread'de biz bunları orijinin olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda da sık sık söyledik. Hani onların geçmişiyle alakalı daha çok bilgiye erişebileceğimizi düşünüyoruz. Ama Shadowlands'e dair şu anda nasıl söyleyeyim yaşadığımız şey lore'da hani hem hiçbir şey bilmiyoruz hem de Natrezimler nasıl bir git gel yaptılar. Ya da işte nasıl bir bağlantıları var bilmiyoruz. Aslında bu kutsal kütüphane muhabbeti o anlamda hani çok şeye hitap ediyor. Çünkü hem ırkları nasıl manipüle edeceklerini biliyorlar, hem kozmik güçleri nasıl kullanacaklarını biliyorlar ve kendi ırkları arasında nasıl söyleyeyim? Hani bir sonraki nesle, bir sonraki Dreadlord olacak arkadaşa da aktarımlarını çok güzel yöneten bir sistem haline getiriyor bu kütüphane mevzusu. Orada buna atıf yapılabilecek şeyler bulur muyuz? Aslında çok da güzel şeyler karşılaşacağımızı düşünüyorum ama Dead Knight oynayan arkadaşlarınız vardır benim gibi. Dead Knight'larında kullandığı Gargoyle skill'i var biliyorsunuz yeteneği var. Ya da sadece Gargoyle'dan ibaret bir şey mi bu? Direkt Natrezimlere bağlayabilir miyiz biz orada yani Ravendread'de ya, gördüğümüz şeyi? Çünkü... Bence bağlarız çünkü Natrezimler için bu kadar vampirik dedik ve oradaki evren direkt vampir. Evet. Anladığım kadarıyla. Ve hani hep bu burada konseyde konuştuk ya Blizzard bir şeyi hani boş yere koymuyor genelde diye. Yani isteseler o Trader'daki büyük vampirleri Dreadlord'lara bu kadar benzer yapmazlar. Yani onları evet. dediğim gibi Prime Lord'ları gibi gözüküyorlar. Evet. Onun dışında Dreadlord'ların köken ya da oradan bir bağlantısı olmama ihtimali yok bence. Çünkü hani dediğim gibi biraz daha farklı yaparlardı işte. Hani şüpheleri kaldırması işte ama yapmamışlar. Yani. Direkt hani onların daha böyle primal, daha atası gibi bir model yapmışlar. Hatta şey tabiri caizse böyle yani trashsız ve hani sissiz halleri hani. Yani ve, demonik olmayan diyelim bence. Evet. Daha az ve, demonik. İşte burada şey kafa karıştığını yaratıyor. Bunlar Natreza'dan geldiyse bunların orada Dreadlord'lar Natreza'dan geldilerse bunların orada ne işi var Shadowlands? O kadar eski canlıların. İşte belki şey yani Shadowlands'ten oraya gelen yaratıklar dedim. Ters olay ters de olabilir. Çünkü vampirik yaratıklar bunlar madem. İşte oraya gelip orada işte zaman içerisinde Dreadlord'lara dönüşmüş olabilirler ya da Shadowlands'e bile yaparlar aslında bunlar ya. Yani çünkü şey yani Twisting Nether'da ölenlerin direkt Twisting Nether'da geri dönmesi gibi bir mekanik var. Ama Demon'a dönüştükleri için artık. Ha evet. Yani en azından işte Dreadlord haliyle öyle bir durum yok ama işte mesela Natrezim haliyle İlk ırk belki öyle bir ırktı. Sonradan işte
dönüşüm geçirdiler bu işte Darkseid'a düştükçe, bu güçleri kullandıkça. Ya da hani işte, şey de olabilir, evet, demonik güçten ziyade hani DT yakın güç, güce taptıkları zaman ya da gücü kullandıkları zaman. Ha belki DT formada... geçmiştin, hatırladın belki öyle. Ha aynen. Ha bu da olabilir, evet yani. Ama o işte da, şeyi düşünüyorum, bunların belki ataları oradaysa, dediğim gibi Shadowlands'e rahatça geçip giriş, hani giriş yapıp çıkabilirler ve şeyi konuşmuştuk da biz, hani Legion belki de Rift of Fallen'ı kullanır Shadowlands'e giriş yapmak için. Çünkü orası öyle bir yer ki hani, Rift of Fallen'ı da bir kısaca açıklayalım bilmeyenler için. İşte bu Emerald Nightmare Raid'in sonunda Zeus'la savaştığımız o kapkaranlık. Gri. Yani kabus gibi yer. Yani orası Baylor'ın söylediğine göre Tim Signeter'ın içine aktığı bir yer. Yani Rift of Fallen. Yani. Bu senaryoda Shadowlands de oraya akıyor olabilir bir noktada. Çünkü Rift of Fallen böyle bir kesişme yeri gibi bile olabilir hani. Hı-hı. Nasıl diyeyim? Bu plane diyeceğim hani. Bu plane'lerin bu... Evet, yani boyutlar arası bir kesişme noktası zaten. De olabilir. Yani işte. Ve böyle bir yerin Azeroth'un kabusunda olması da ilginç bir şey olur. Hani böyle bir yerin Azeroth'un kabusunda oluşmuş olması Azeroth'un gücünü de aslında gösteriyor. Yani Azeroth'un kabusunda oluşturulmuş bir yer böyle bir geçiş portalı olarak kullanılabilir. Bu yüzden de hani Legion zamanında oraya geçiş olabilir. Ya da belki Demon'lar oraya geçiş yapmak için kullanabilirler Shadowlands boyunca. Öyle bir şey öğrenebiliriz. Hı hı. Sen şey diyordun hani bu Jailer Frostmourne'la Helm'i yapan hani Jailer gibi, o da Forger. Evet, Forger. Tarzı bir şey söylemiştin. Belki o bir Dreadnought'tur mesela. Nathreddin bir abi. Olabilir yani, ya da şey işte Ventir şeyinden Ventir yani, ırkından da olabilir. Şey Revendreth'in yönetici ırkı. Oradan da olabilir. Çünkü şeyi biliyoruz ya, bu yalanlanmadı şu ana kadar, işte bu Frostmourne'a karşı kendilerini korumaları var ya, hani ruhlarını almasını engellemesi, evet, üzerindeki ruhları ona göre ayarlamışlar. Hı-hı. Hani onun için o kılıca Dreadlord eli değmeli derler de çok bir retkal oldu. Yok canım ya. Onun yok, olmaması yok lazım. O kadar yok, ay be ya, olsun abi. Hani hadi yüzümüze baka baka yapmayın. Yani o kadar da değil çünkü. Şöyle, çok kısa araya girebilir miyim? Hı, özür diliyorum sizlerden. Nathrezim ölülere de dokunabiliyorsa Shadowlands'teki etkilerini. Bunu Görkem'e yöneltebilirim ya. Yani şimdi Nathrezim yani zaten onların Shadowlands'la bağlantısı işte yani Murata'nın dediği gibi işte sonuçta Helm of Domination ve şey Frostmourne orada yapılmış ve bunun yapıldığı yer işte Forge of Domination zaten aynen işte Helm'e adını veren yerde olması ve Torghast'ın içinde bu. İşte o Ice Crown'un üstünde gördüğümüz kulenin içinde, Maw'ın içinde bir yer. Ve yani eğer bunları yaptırabiliyorlarsa, yani hileyle bile yaptırmış olsalar, Shadowlands'la bir bağlantıları ya da girip çıkma gibi bir yetenekleri var. Demek ki işte bunu bir şekilde göreceğiz. Yani çok büyük ihtimalle aynen Revendreth'in hikayesi içerisinde de bence buna değinecekler. Orada olmazsa Maw'ın hikayesi içerisinde zaten Shadowlands'in endgame'i, endzone'u, evet, işte Maw orayı illaki bir hikayesi anlatılacak bunun ve zaten şeyi de biliyoruz. Shadowlands'teki işte legendary item'larımızı bu şeyde yapacağız. Yani Forge of Domination'da yapacağız. Bunu öğrenirken işte Nathrezim bağlantısını da öğreneceğiz çok büyük ihtimalle. Şey olacak gibi geliyor bana bu Legion'da, hani artifact silahlarımızı güçlendirdiğimiz yerde kitap okuyorduk yani silahların zorluğuna dair. Ona dair onun gibi böyle kitabı basacağız, öğreneceğiz gibi. Yani tahminen hani bunu hep söylüyorum da Sylvanas Helm'i kırdığı andan itibaren yine Legion konuşmaya başladık. Bir noktasında belki tekrar Demon'larla ilgili bir giriş yapacak, bir gönderme yapacak, bir şey yapacak. O, hani, olabilir. Bu iş yani mantıksız onun değil. Bir... Yani oyunun endgame'i orada geçtiği için gayet mantıklı.
bence de. Yani ilk patch'te olmaz ama ilk patch'te mesela bunun... Bir sürü patch gelecek yani, değil mi? Ha, yani sonuçta şey, bu işte maksimum level'a geldiğimiz zaman, level 60 olduğumuzda bu işe başlayacaksak orayı farmlamaya, oranın hikayesini görmeye, o zaman bunları öğreneceğiz. Sonraki patch'lerde de aynen bu olay bir şekilde ilerleyecek yani. O ilerleme aşamaları da gayet zaten hem natrezimleri hem işte diğer bağlantıları açıklamak zorunda. Çünkü zaten ne hikaye olacak? Sadece o geçmeyecek. Yani. Bir de şey, sürekli olarak Torghast'ta olduğundan bahsediyoruz yani. O zaman şeyi diyemeyiz ama, değil mi, direkt olarak? Çünkü Revendreth'le direkt olarak ilişkilerini şekilden yürütüyoruz ama yani bunlar Mav'da takılmış gibi duruyor. Eğer Nathrezm'lerin bir şeyi varsa, Shadowlands'ta bağlantıları varsa. Ama sonradan sonuçta kullanıyorlar bunu. İşte Dreadlord hallerini Burning Legion'la artık böyle ortak çalışırken kullanıyorlar. Zaten Burning Legion'ın işte Eredar'lardan dolayı da Shadowlands güçlerine hakimiyeti var. Yani Deathmage kullanmasalar da Shadowlands'ten ve işte yerine göre Void'den bile faydalanıyorlar. Evet, yani bu güçleri kullanabiliyorlar. Demek ki belli bir bilgileri var bu şey, yani diğer Shadowlands'ın diğer bölgeleriyle ilgili. Muhtemelen yani şey de olabilir. Mesela vampirik ırkların o işte Ventir'le bir bağlantısı olabilir. İşte az önce soru geldi. O şeydeki Ice Crown'daki işte vampir Blood Elf'ler, işte Blood Queen Lanatel ve diğer vampir işte Elf. Güzel soruya girdim. Bunlarla ve Ventir'le bir bağlantısı olabilir. Belki ilk bu gücü bu şekilde keşfettiler. Yani aynen işte ruh büyülerini kullanma mantığında, bunlar da kan büyülerini kullanmayı belki Ventir'den öğrendiler. Nasıl çünkü onu de şöyle düşünebiliriz. Hani madem Arthas Maldrafus'tan güç çekti ve yani Revendreth'i de öğrenmiş olabilir. Tabii ki, aynen. Yani sonuçta Shadowlands'le bir bağlantısı varsa her bölgesiyle ilgili de iyi kötü bir fikri vardır yani. Onu zaten net çünkü göreceğimizi düşünüyorum. Yani Arthas'ın işte Maldrafus mu ya da işte genel Shadowlands mi falan gibi şeylerine net cevap alacağımızı. Alenen gönderme yapılıyor işte. Yani bunlar resmi olarak kendilerinin zaten hem resmi sitede hem işte BlizzCon'da açıkladıkları şeyler. İşte yani Lich King'in Maldraxxus güçlerini kullanması, işte diğer bağlantılar, işte Frostmourne bağlantısı falan. Bunlar zaten hepsi, bu da demek oluyor ki Shadowlands içerisinde bunların hikayelerini anlatacaklar, bağlantılarını kuracaklar. Ve o yüzden yani hep gayet mümkün bence. Hani bizim aslında en fazla bu konuda bilgi alabileceğimiz karakter Ner'zhul'du ama onun kaderini şu an bilmiyoruz. Tahminler en ciddi bilgiye sahip karakter Ner'zhul'du her konuda bu. Evet. Özellikle Shadowlands olsa onu ya, yok mu oldu? Shadowlands ve Legion hakkında da aslında direkt şeyde adam büküyor yani Eric'i kozmik gücü de. Evet. Çok çok bilgili Ner'zhul ama yok oldu galiba, değil mi? Her yok olduğu için. O konuda net bir şey var mı? Galiba onu. Ya o yok. Şeyde Heroic Fight'ta kılıcın içine girip onun ekosunu yok ediyoruz. O yüzden Arthas öldüğü için o da gitti diyoruz ama hani Helm'in içinde kaldığı için aslında direkt iradesi. Helm kırıldı tamam ama Helm'i tekrar forge edeceğiz diye bir cümle söyleyip duruyoruz defaten. Evet. Yani hayır onun... şey, bence Ner'zhul'un ölmesi için sebep yok çünkü nasıl diyeyim? Bu Wrath of the Lich King'in sonunda Arthas öldükten sonra Dermasol ve bir Lich King muhabbetini belki Ner'zhul şey yaptı, manipüle etti. Utur ve Terranas aracılığıyla, bilemeyiz bu. Çünkü o sonradan o... hiçbir etkisini görmüyoruz Bolvar'da. Evet. Zaten çünkü bir şey geçiyor yani resmi olarak anlatılan şu. Arthas işte ilk birleştikten sonra Ner'zhul'la beraber ilk başta Lich King oluyor ama sonradan Ner'zhul'u baskılamaya başlıyor. Tamamen evet, baskılıyor diyoruz evet. Daha sonra da bir süre sonra yok ediyor. Yani artık o yok etmesi bence o kısım Ner'zhul'un tamamen artık ruhundan son kalan kalıntıyı da muhtemelen ve Ner'zhul yok ediyor diyemiyoruz işte abi. Dediğim gibi fight'ta görüyoruz Ner'zhul'u yani. Ama o ekosu işte yani. İşte ekosu
Yani çok bilmediğimiz bir nokta bence ya. Şu an çok karanlık ben yani. Yani ruhundan bir parça olduğu için mi Echo? İşte. Yani Bolvar'a herhangi bir şey yapmadı diyoruz ama bilmiyoruz. Çünkü onu insandan şey içinden de söylüyor. Bolvar'ın Legion sırasındaki bazı tavırları çok şüphelendiriciydi yani hani. Evet. Çok Bolvar olamayacak kadar agresifti. Onun için insanlar biraz da hani ben de şüphelendim. Ya ben de oralara bağlıyorum. Çünkü görev yaparken hani soru o soruyu abi çocuğumu keserim tarzında falan davranışları vardı böyle. Hani bir de şey Felemelerini almaya gittiğinde şey diyor ya tamam hani onu alın da alamazsanız bende kalacaksın. Ölebilirsin isterseniz falan diyor. Yani. Ya öyle Kamer işte falan. Direkt olarak Nerzul'a bağlanmadı hani lore wise olarak. Ondan yani direkt Nerzul orada tarzında. Orada şöyle bir diye. Küçük anahtar nokta var Nerzul'un ekosuyla ilgili. Onu söyleyeyim. Nerzul'un ekosunu Frostmourne'un içinde görüyoruz. Evet. Frostmourne'un içinde. Fight'ta değil. Frost Legion'da görüyoruz. Bak Helm'in içinde normalde. Yani kendi iradesi Helm'in içinde ve... Peki o zaman soruyu soruyorum. Nerzul hiçbir zaman Frostmourne'la kesilmedi. Nasıl girdi oraya? Arthas onu kesti Frostmourne'la. Orası aynen... Arthas kesmedi onu Frostmourne'la. Ne yapıyorsun lan? Hayır. Rise of the Lich King'in sonunda tam olarak öyle bir description olmuş. Hayır abi, boyut değiştirdikleri ya? Zaman Arthas'ın Frostmourne'la Nerzul'u öldürdüğünü söylüyorduk. Abi benim bildiğim Arthas... Arthas daha Jaina ile oynaşırken şeyin Nerzul'un bedeni komple yok olmuştu. Tabii aynen öyle. Hayır orada şeyi kastediyorum. Arthas Helm'i taktıktan sonra onlar boyut değiştiriyorlar anlatıma göre ve orada işte Arthas önce kendi çocukluğunu ve yani insanlığından kalan son tamam, parçayı o, görüyor. O işte Helm'in içinde olan bir savaş. Evet. Yani Frostmourne'la kılıçta değil. Kılıçta değil. Kılıcın dokunuşu Helm'de. Yok yani orada. Ya şey Arthas kitabında ben dur bakayım şimdi onu bulmaya çalışıyorum da Arthas kitabında galiba işte Nerzul'un en son işte nasıl baskıladığını ve işte yok ettiğini bir nevi anlatıyor ama işte yani o artık Nerzul'dan kalan son şeyi de işte yok etti gibi anlatıyor orada. Evet öyle tam diyorlar. Bulamadım da. Yok doğru söylüyorsun evet. O şekilde yani açıklıyorlar. İşte Nerzul'un son bir kalıntısı vardı. İşte Arthas onu baskıladı hatta yok etti şeklinde evet. Şey yapılıyor. Ama nasıl söyleyeyim arada işte Bolvar'ınki gibi heyezanları Lich King, Arthas Lich King olduktan sonra çok görüyoruz. Hani biz diyoruz acaba hala Lich King'in kendisi. Çünkü Lich King dediğin karakter Nerzul'dur. Hani. Evet, Arthas'ı hepimiz çok seviyoruz. Başka çok karizmatik, yani. Beyaz saçlı abimiz ama yani bunu kabul edelim. Lich King dediğin karakter Nerzul. Yok, aslında Arthas. Yani Arthas Lich King. Arthas Nerzul birleşimi Lich King. Kendi iradesi olduktan sonra işte yani son Lich King işte mesela. Yok, olmaz nasıl? Son gerçek Lich King Arthas. Arthas. Yani Bolvar, şöyle söyleyeyim, o tacı takmış adam Arthas oluyor. Yani anladın mı demek istediğimi? Hani evet, oluşumu olduran kişi zaten Nerzul yani. Nerzul evet. Ha, işte onu aslında şu yüzden anlattım bak az önce de Sargeras ve Illidan'ın mekaniği de şu an yakın. Yani Frozen yani. Throne de Burning Throne yani o bence onda bir paralellik var yani. Sonuçta, evet benzer. İşte şeyde orijinal sızan yani datamine edilen şey İşte zaten onu anlatıyordu. İşte ve çok değiştirildi orada yazanlar zaten oyun geldi. Son aşamada yani. Onu kaldırdılar. Onu şey yapmadık, görmedik yani. Sonuçta Raid'den sonra bir sinematik daha olacaktı. İşte in-game cutscene, sinematik değil de orada görecektik bunu. Onu sildiler ve sadece şey gördük işte o son sinematikte Illidan'la Velen'in konuşmasını gördük ve bitti. Sonrasını görmedik. Çünkü şeyler de vardı. Amantur falan daha uzun konuşuyordu. Başka tabii şeyler de söylüyordu. Bayağı bir konuşma var orada. Ya Kamer şey demiş de Arthas invasion'ını yavaşlatıyor. Nerzul'la çatıştığından dolayı. Direkt olarak öyle diyemiyoruz. Şöyle çünkü artık Legion'ın etkisi kalmadı Azeroth'ta ve Azeroth'taki bütün işte güçlerin, paladinlerin, Horde'un, Alliance'ın dikkati Scourge üzerine yönelmişti ve ciddi bir expedition ne derler sefer gerçekleşti Scourge üzerine hani yavaşlattı mı yoksa Arthas'ın gücü mü hani Scourge'ün gücü mü o kadardı onu
direkt olarak Ner'zhul'la savaştığından dolayı geriledi diyemiyoruz şu anda. Öyle net bir bilgi yok. Şeye bağlayalım. Yani... Mal'Ganis, Frostmourne olaylarına. Uther söylüyor diyor. Uther nerede söylüyor? Uther Walls of Reflection'da söylüyordu. Frostmourne'ın tam önünde. There Must Always Be Witch King'i o söylüyordu ilk. Yok, Uther söylemiyor. Şey söylüyor. Kral neydi? Yok. Arkasın babasının. Terenas değil mi ya? Şey diyor ama Uther. Uther ama Uther da şey diyor. Yani, mutlaka bir Witch King olmalı. Eğer olmazsa hani Scourge dünyayı yok edecek. Uther da söylüyordu Jaina. Yok, Kamer'in dediği şey House of Reflection'da gerçekleşiyor da orada direkt evet, ne diyor bir yazarsan ben... Aha şey, Dungeon'daki şey. Dungeon'daki evet. Tamam, orada Uther diyor, doğru. Evet. Tamam, Uther ne diyor işte, direkt Ner'zhul'la savaştığı için mi şey görebiliyorsunuz diyor. But know this, there must always be a Lich King, even you struck down Arthas, another will have to take his place, or Scourge will wash over the world. Yani... Tamam abi ama bunun Ner'zhul'la bir ilintisi yok. Onu söylemeye getiriyorum. Yok canım. Neyse, Frostmourne ve Mal'Ganis'e bağlayalım. Oradan İstiklal Marşı'na doğru yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Var hani Frostmourne ve Mal'Ganis? Yani ne? Hani Arthas Frostmourne ve Mal'Ganis öldürüyor ve hani birkaç bir an yani önce bahsettiğim gibi. Yani MMO olması. MMO hayır. Onun için Dreadlord'lar ayarlamışlar. Hani kendileri bir şey yaptılar. Onun için de Mal'Ganis Twitch'e gidiyor. Ya biz çünkü bugüne kadar hep Dreadlord'ları ağırlık olarak Legion tarafında gördük. Yani Fel evet. Ve Demonic olarak gördük ama ölüme bu kadar hükmediyor olmaları ve aslında bir nevi hani Arthas'ın kendilerine karşı dönebilecek olmaları. Yani normalde hani Frostmourne'u ve Helm'i yarattıkları halde o şeyi manipülasyonuna uğraşmadılar mı artık? Ön mü göremediler? Çünkü Frostmourne'un kendilerine döneceklerini tahmin etmişler yani. Yani. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, tahmin etmişler. Hatta Arthas ona hani benim intikamım vakti geldi dediğinde Mal'Ganis şey diyor. Ne hayır öyle bir şey kastediyor olamaz canım. Dediği anda öldürüyor Mal'Ganis'i Arthas. Onu şey diye düşünmüşler herhalde. Bu kadarına cüret edemez. Nerede? Demişlerdi. Evet. Çünkü arkalarında Legion olduğu için bu kadar bir yani doğrudan saldırıya cüret edemezdi. Yani tamam ama, yani niye koruma kal yani şeyi koymuşlar? Önlem almışlar. Ama işte onlar her şeyi her ihtimale karşı yapıyor. Yani. Kendileri gibi düşünüyorlar. Hiçbir şey riske atmıyorlar. Yani. Evet. Hani hiçbir şey riske atmıyorlar. Varimatras'ın son halinle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesajlar vermesi. Yani onu biz... konuştuk zaten ve hani Varimatras tamamen öldü. Evet, komple öldü çünkü Antorus şeyde olduğu için, Tristnetar'ın içindeydi o sırada. Varimatras tamamen ölen tek Dreadlord olması lazım. Balnazar'dan hala aynı. Evet. Çünkü Balnazar şeyi söylüyorum ya, Balnazar'la bir şey Legion'da Paladin ve Priestlerin Class Order'ının sonunda Priest Class Order Hall'un olduğu yerde Legion Invasion'ı sırasında Balnazar'ı öldürüyoruz. Netherlight Temple, hatta orası adını hatırlıyorum. Evet. Ama o Nauru gemisi Legion saldırdığı sırada Nether'ın içinde miydi onu bilmiyorum. Görkem onu biliyor mu bilmiyorum, emin mi ondan? Ya Kil'jaeden öldüğünde mi? Hayır, Balnazar'la savaştık ya. Paladin Order Hall'un sonunda. Bilmemiz mümkün değil zaten. Nasıl bilelim? Ya ama açık kapı bırakabilecek nokta yani. Tabii canım. Evet yani bir... şey buldum bu arada. Illidan'la ilgili. O leak edilen major spoiler'dır. Atayım şuraya. Ne o spoiler ilk çıktığında akılımızı kaybetmiştik ya. Ne abi? Antorus'un sonu... Eyvallah. Yayınlanmayan diyeyim. Yayınlanma. Burada şey kısmında Final Boss Encounter. Oradaki spoiler'ı açın orada. Ben abi o zaman şöyle toparlamamı yapayım. Zaten vaktimiz de geliyor. Yarın koronalı işe gideceğiz. Ama soru alırız ya daha biraz. Gündemimiz var. Evet soru alırız. Şu an itibariyle yazarsanız cevaplarız. Ama ben içten içe
Eda'nın özellikle yani ortaya attığı, uydurduğu demeyeyim, ortaya attığı teoriyi kabul etmek istiyorum ve çok da aslında yakıştırıyorum. Zaten nasıl söyleyeyim, yani genel olarak evrenin üzerinde düzen kurabilecek bir kişinin, bir olgunun dread olması lazım. Yani gaddar olması gerekiyor ve... Kaos. Yok, kaos değil. Şimdi zaten kaosu yarattıklarını söyleyemiyoruz aslında direkt olarak. Sadece biz Azerothian, hani Azerothlular olarak bunları bu şekilde görüyoruz ve yorumluyoruz. Belki de hani ne derler? Biz şeritten çıkmaya başladığımız zaman bizi tekrar şeride sokan karakterler oluyorlar. Yani çünkü hani her dokunuşlarında belli bir şeyler oluyor ama belli bir şeyleri nasıl söyleyeyim, işte Scarlet Crusade'in yozlaşması, Scourge'un karşımıza çıkması. Hani biz hep bir şeylerden haberdar olmaya başlıyoruz, aydınlanıyoruz. İşte Shadowlands'ın varlığını konuşmaya başladık. Scarlet Crusade'le işte Fel'in varlığını Azeroth üzerinde konuşmaya başladık gibi gibi. Yani anladın mı? Biraz böyle hani küçük böyle flash light, yani patlatacak noktalara getiriyor. O yüzden Eda'nın da özellikle böyle bir teori çıkartması beni ayrı bir gururlandırıyor. Yani o zaman onlar da mesela gözleri açmaya çalışıyor olabilir mi? Ya olabilir ama yani Nuzhotunki gibi değil de direkt hani senin gözünü açmaya çalışıyor olabilir yani. Gerçek anlamda. Gerçek anlamda yani. Anlamda. Evet. Ama Nuzhotun tahminen o söylediği zaten iki anlamda. Yani konu çok dağıtmayalım da, hem Vision teorisine göre hem de cidden bazı gerçekler var, göreceksin. Evet. Şeyinde de söylüyorum yani. Ya zaten işte zaten Dreadlord'larında hani Void'le ilk, yani ilk nasıl söyleyeyim, tarihçelerini eşelediğimizde Void tarafından piyasaya çıktıklarını görüyoruz. Hani diğer taraflarda evet, nasıl evet, oluştuğunu bilmiyoruz aslında. Yani çok da farklı şeyler de olmayabilir. Murat'an yani dediğin şeyde direkt haklı evet, olabilirsin evet, yani. O anlamda. Diyelim soru da gelmedi. Zaten mümkün mertebe ben soruları listelemedim. Normalde soruları ayrı bir kaydediyorum. Daha sonra yayın sonunda soru cevap şeklindeymiş gibi yapıyoruz. Direkt konu biraz... Ama yayın soru olarak gitti aslında. Evet, o şekilde yönlendirdik. Çok da keyifliydi. Ben buradan... Öncelikle izleyicilere, daha sonra Murat'ana ve Görkem'e çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede mesela Benke gibi arkadaşlarımız için YouTube'a aktarmaya çalışacağım. Yarın eğer bir aksilik olmazsa tekrar yayındayız. İstediğiniz herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Bunun dışında YouTube'a attığım zaman görürsünüz sosyal medya mercilerimizi. Oradan da Murat'ana ve Görkem'e dilediğiniz şekilde sorularınızı sorabilirsiniz diyor. Evet. Video altına da sorabilirsiniz oradan da. Kesinlikle. Müsaadenizi istiyor ve kendinize lütfen dikkat edin, İyiler. Sağlıklı kalın, lütfen lütfen, lütfen çok dikkat edin, evde kalın, kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, hashtag evde kalın, iyi geceler.